İyi akşamlar, Eşit Ağırlık'la karşınızdayız. Ben Erdoğan Aktaş. Yoğun bir gündemimiz var. Öncelikli olarak KPSS sınavı gün boyu konuşuldu. Bu konuyla ilgili araştırmalar, incelemeler devam ediliyor. İşte öte yandan yine enflasyon açıklandı. Bununla ilgili de tartışmalar bitmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin CHP lideri Kılıçdaroğlu liderliğinde yaptığı geziler var. O gezide yaşananlar var. Bütün bunları ve Türkiye gündemini konuklarımızla konuşacağız. Hemen ben size onları tanıtayım. Sözcü Gazetesi yazarı Aytun Çerkin. Aytunç, merhaba, hoş geldin. Merhabalar, hoş geldin. Skype'le Ankara'dan yayınımıza bağlanacak İYİ Parti Genel Sekreteri Avukat Uğur Poyraz. Uğur Bey, merhaba, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar diyorum. Avukat Yaşar Baş, Hukukçular Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar diliyorum. Ve meslektaşım Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk. Hasan, hoş geldin. Eyvallah, kolay gelsin. Uzun zamandır seninle yayın yapmamıştık, sohbet edememiştik. Evet. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Katıldığın için. Kusura bakmayın, sözümüzü biraz gecikmeli de olsa yerine getirdik. Eyvallah. Şöyle yapalım, Ankara'dan başlayalım. Çünkü Ankara'daki konuklarımız genellikle ihmal edildiğini düşünür. Ama burada özgürlükçü ve eşitlikçi yayın yaparız. Böyle bir şey olmaz. O yüzden hemen Ankara'ya dönelim. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'a. Uğur Bey, direkt konuya gireyim. Bu KPSS sınavı ile ilgili herkes açıklama yaptı. Sizin partiniz de açıklama yaptı. Ben de inceledim. Bir yere de koyamadım açıkçası. Bir tuhaf var. Kelimesi kelimesine, noktası virgülüne aynı sorular sınavda da çıkmış. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce hangi adımların atılması gerekir? Valla Sayın Aktaş, tarih tekerrüden ibaret diye bir kavram var. Yani Türkiye'deki kamudaki özellikle istihdam süreçlerine ilişkin İYİ Parti olarak kişilerden arındırarak liyakat diye bir kavramı aylardır, yıllardır dile getiriyoruz. Israrla da bunun altını çiziyoruz. Şimdi bununla ilgili hatırlayın 2010 KPSS'yi. 2010 KPSS'nin de o dönemde bu konular 2010 yılında ortaya çıktığında, 2010 yılında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında özel yetkili bir başsavcı vekili hususi bu konuyla yetkilendirilmişti. Hatırlar mısınız bilmiyorum. 2010 değil de 2012'deydi. 2010 KPSS ile ilgili Sayın Baş. Yani konu 2010 KPSS ile ilgili. 2010 KPSS ile ilgili konu 2010 yılında o dönem şikayet edilmiş ki 2010 yılında şikayet edildiğinde bu süreç uzun süre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında bekletilmişti. Daha sonrasında bu konuyla ilgili başsavcı vekili şu an yanlış hatırlamıyorsam önce 17-25 Aralık'tan sonra birkaç noktaya sürüldü. İl içi tayinlerde, ondan sonra normal tayin. Devamında da şu an firar. En son Konya'da görevliydi. Firar. Yani özellikle takip ettiğim için söylüyorum konuyu. Dolayısıyla o dönemde de ilgili başsavcı vekili ilişkin daha sonra takipsizlik kararı vermişti. 17-25 Aralık'tan sonra belki de FETÖ'yle mücadelenin en etkin operasyonlarından, hatta tek etkin operasyonu diyebilirim. Biri Bank Asya konusu ve Kaynak Holding konusu, diğeri de 2010 KPSS soruşturmasıdır. Çünkü uzun dönem FETÖ'yle mücadele adı altında 17-25 Aralık'tan sonra bir tele kulaktır aldı başını gitti. Memlekette dinlenen bin tane adam, bin tane adamın kuyruğu birbirine değiyor zaten. Bunlarla ilgili bir süreç Türkiye'de FETÖ'yle mücadelenin bir etkin aracı olarak kullanılıyordu. Ancak bu sırada o dönemin KOM Daire Başkanlığı ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı, çok ciddi bir süreç başladılar 2010 KPSS operasyonu. 2010 KPSS operasyonu toplumun tamamına değen, toplumun tamamını ilgilendiren, hepimizin yeğenidir, kuzenidir, kardeşidir, evladıdır, akrabasıdır. Bunların haklarına, bunların haklarını gasp eden ve özellikle kamuda istihdamın birçok noktasında örgütün de pozisyonlanmasına sebep olan bir sınav 2010 KPSS. Bu 2009'da, 2010'da, 2011'de, 2012'de de söz konusu olabilirdi ama konu 2010 KPSS'de kalmak zorunda kaldı. Daha sonra diğer soruşturmaların vehameti, akabinde 15 Temmuz olması sebebiyle 2010 KPSS süreci başladı. Şimdi ama burada, Uğur Bey, bugünlerde olanla ilgili olarak çok hızlı reaksiyon alındı. Öyle değil mi? Çünkü tarih tekerrüden ibaret de Sayın Aktaş. Yani bu konuyla ilgili en tecrübeli kurum Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun iktidarı. Çünkü 17-25 Aralık'tan sonra, 15 Temmuz'dan sonra
o ihraç süreçlerinde ve diğer birçok noktada ana kriter olarak KPSS şüphelileri kriter olarak kullanıldı. Yani bu kriterlerden biriydi. İşte yok Baylok şu bu vesaire varken KPSS şüphelisi olup olmaması da kullanıldı. Dolayısıyla bu konuyla ilgili AK Parti'nin bir hassasiyeti olması, zaten devleti yönetiyorsa bu konuda hassasiyeti olacak. Devleti yönetiyorsa ne 2010'da bu kepazeliği müsaade edecekti, ne de geçtiğimiz KPSS'de bu rezalete, bu kepazeliğe müsaade edecekti. Devamında dün ne oldu hatırlayın. Bu konu gündeme geldikten sonra ÖSYM Başkanlığı bir açıklama yaptı. Dedi ki yok öyle bir şey. Yani bir iddia var. Ciddi bir iddia. Önce araştırmalarımız devam ediyor. Sonra açıklaması yok öyle bir şey. Ya bu ÖSYM muhalefetin kurumu değil. Bu ülkeden bağımsız bir kurum da değil. Kurumun yaptığı açıklama bunlar gerçeği yansıtmamaktadır. Ve devamında akşam saatlerinde kararnameyle görevden alındı ÖSYM Başkanı. Şimdi ÖSYM Başkanı görevden alındı. Bu konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı Devlet Denetleme Kurulu eliyle bir araştırma başlattı. Ama bu sırada bu KPSS'ye ilişkin herhangi bir tasarrufta bulunulmayacağı bir açıklama henüz gelmedi. Bu konuyla ilgili bugün birçok ilden gençler KPSS sınavına katılmış insanları aradılar. Bu konuyla ilgili dava açacaklarını beyan ettiler. Sadece İYİ Parti değil, bugün AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde diğer partileri de aramışlardır. Bir hak arama süreci başlatılıyor. Tabii bu bir siyasi hamle değil. Bu toplumsal bir hamle. Bu olayı siyasal olarak da değerlendirmek çok doğru da değil. Çünkü bu hepimizin evlatları, kardeşleri, eşimiz, dostumuz bu sınavlara giriyor. Ve bu sınavlarda başarılı olduktan sonra ikinci bir hamle daha var. İkinci hamlede mülakat Sayın Aktaş. Yani bu sınav sorularına sahip olmak tek başına yetmiyor. Aynı zamanda o mülakatlarda da etkin ve yetkin dostlarınızın etkin ve yetkin referanslara ihtiyacınız var. Evet. Şimdi tabii sadece bu KPSS ile ilgili eğer bir idari tasarrufta bulunulursa bu konuya ilişkin iptali gibi vesaire gibi en azından önümüzdeki bu KPSS sonucunda mülakata girecek birçok kişinin mülakattaki haklarının yenmesi süreci en azından belli bir süre ertelenmiş olacak. Çünkü bu konu sadece KPSS ile kalmıyor biraz önce söylediğim gibi. Bir de memlekette bir mülakat garabeti var. İsterseniz devam edeceğiz. Diğer konuklarımızın da tabii. Bir yorumunu alayım. O çerçevede size tekrar döneyim izninizle. Yaşar Bey, bir hukukçu olarak nasıl değerlendirdiniz bu durumu? Şimdi iddiaların mahiyetini tam olarak anlayabilmiş değiliz. İddialar var ortada. Eğer bu iddialar doğruysa, bu iddialar doğrulanırsa bunu sınav yolsuzluğu gibi hafif bir nitelemeyle geçiştirmek doğru olmaz. Yolsuzluk gizlenmeye çalışılarak yapılır değil mi? Gizlersiniz ve sonuçlarından yararlanmaya çalışırsınız. Eğer kamuoyuna yansıyan iddialar doğruysa sonuçların gizlenmeye çalışıldığı gibi bir çaba görülmüyor. İlkokul öğrencisinin fark edebileceği kadar açık bir kanunsuzluk yapıldığı iddiası var. Eğer bu kadar açık bir kanunsuzluk yapılmışsa bunun adı yolsuzluk olmaz. Bunun adına provokasyon denir. Bu bir provokasyondur o zaman. Peki bu provokasyon kime karşı yapılır? Böyle bir provokasyondan kim zarar görecekse ona karşı yapılır. Böyle bir provokasyondan kim zarar görecekse ona karşı yapılır. İktidarın yani yönetimin bu kadar açık, bu kadar seçik, ilkokul öğrencisinin bile fark edeceği kadar açık bir sınav usulsüzlüğüne tolerans göstermesi, planlaması, katkı sağlaması söz konusu olabilir mi? Akşam saatlerinde Devlet Denetleme Kurulu incelemesi başlamıştı. Doğru mudur bilmiyorum ama bir haber birkaç dakika önce internete düştü. Bu iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'nun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi. Aytun yayına girmeden önce de konuştu. Biraz evet, sonra konuşacağız. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı ile konuştum ben. Detay verecek. Buyurun. Yani sizin söylediğinizden bunun AK Parti'ye karşı yapılmış bir provokasyon. Bu iddialar doğruysa, tabii iddiaların doğru olup olmadığı konusunda kesin bir fikrimiz yok. Sonuç itibariyle
ÖSYM Başkanı iddiaların doğru olmadığını söyledi. Hemen akabinde görevden alındı. Ama bu iddiaların doğru olup olmadığı konusunda bir bilgimiz yok. İddialar var ortada. Bu iddialar... Başkan görevden şimdi alındı. Nasıl? ÖSYM Başkanı'nın görevden i̇şte alınması, bunlar, YÖK'ün soruşturma başlatması var. Bunlardan yola çıkarak bir anlam çıkarmaya çalışıyoruz. Doğru olabileceğini de varsayıyorum tabii. Doğru olmadığını söylemiyorum. Doğruysa diye niye şerh koyuyorum? Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Doğru olma ihtimalini de öngörüyorum. Eğer bu ihtimal doğruysa, bu kadar kolay ortaya çıkabilecek bir usulsüzlüğün adı yolsuzluk değil. Bu bir provokasyondur. Bu provokasyon, bu provokasyondan kim zarar görüyorsa, bu provokasyon da ona karşı yapılmış bir provokasyondur. Eğer bir provokasyonsa da bunun mekanizmalarının, ilişkilerinin son derece titizlikle araştırılması gerekir. Devlet Denetleme Kurulu, Aytunç Bey'i görüştüm dediniz, suç duyurusunda bulunmuşlar değil mi? Adli süreç başladı, suç duyurusunda bulunduk dedi. Tamam, zaten düşmüştü haberlere. Suç duyurusunda bulunulmuşsa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sadece bu yolsuzluğu değil, sadece bu usulsüzlüğü değil, eğer varsa bu usulsüzlüğün bütün ilişkilerini, bu usulsüzlüğün bütün ilişkilerini, bu bir yolsuzluk değil benim gözümde, bu açık bir provokasyondur. Çocuklar bizim çocuklarımız. Bu çocukların tamamının hakkını, hukukunu, psikolojisini etkileyen bir provokasyondur. Bu provokasyona temelini oluşturan bütün ilişkilerinde ilgili adli merciler tarafından araştırılması gerekir. Ben şahsen eğer böyle bir provokasyon doğrulanmışsa bunun adli merciler tarafından da ayrıntılı bir şekilde sonuçlandırılacağını, ki Uğur Bey biraz önce bahsetti, Türk Adliye Teşkilatı bu usulsüzlükler, bu girişimler konusunda soruşturulması konusunda da bir deneyim kazandı. Ben mutlaka bütün sonuçlarıyla, bütün ilişkileriyle detaylı bir şekilde varsa bu kumpasın araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de bu iktidara karşı kurulan bu kumpasın terör örgütleriyle bir takım muhalif odaklarla ilişkileri varsa da bunların da mutlaka ortaya çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Başka türlü kamu vicdanı da tatmin olmaz. Peki Aytunç? Evet, şimdi yayına girmeden önce Sayın Yunus Arıncı'yı aradım ben, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı. Evet dedi, biz dedi bir adli süreç başlattık. Suç duyurusu bu ve bu adli süreç, suç duyurusu ve bizim çalışmalarımız eş zamanlı bir şekilde sürecek dedi. İlk izlenimlerde bir problem olduğu ortada. Yani bunu zaten ifade ediyorlar zaten. Ve ne kadar sürer dedim bu çalışma. Yani zaten çok teknik bir konu aslında dedi. Yani o soruların incelenmesi, hangi sorularda var vesaire. Ama bunu en kısa zamanda yapmamız lazım dedi. Çünkü dedi ciddi bir, büyük bir infial var şu anda toplumda. Hani bu KPSS'yle ilgili. Ve bir de yani baktığınız zaman bu konuda Yunus Arıncı'nın hızlı bir şekilde bu konuda yol alacağımızı düşünüyorum dedi. Adli süreci başlattık. Yani şu anda bir tespit yok. Peki senin yorumun hani, ne? Şimdi bakın burada 2010-12 Uğur Bey'e katılıyorum. Birçok söylediği önemli noktalar var. 2010-2012 arası, yani o süreçle 2022 arasında 2-3 fark var. 2010'da KPSS operasyonu, yani sürecinde Fethullah'ın yaptığı operasyonu Adalet ve Kalkınma Partisi kapatmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yani o dönem başbakan, dedi ki muhalefet KPSS sınavını da terörize ediyor. Böyle bir sorun yoktur dedi. O dönemin ÖSYM Başkanı... Adli soruşturmayı AK Parti nasıl kapatabilir Aytunç Bey? Adli soruşturma vardı. Bir anlatayım ben ya. Onun AK Parti kapattı diyorsunuz, nasıl kapatabilir? Neyi kapattı dedim ben? İlk 2010'da üzerine da adli gitmedi diyorum. Nasıl kapatabilir AK Parti? Anlatayım isterseniz nasıl kapandığını anlatayım. 2010 sürecinde ÖSYM Başkanı Ali Demir'di. Hı. Ali Demir aynı şekilde bugün görevden alınan ÖSYM Başkanı gibi bir sorun yoktur dedi sınavlarımızda. Birebir cümleler arşivde duruyor bunlar. Ben ve Cumhurbaşkanı da Kılıçdaroğlu bu KPSS'nin işine üzerine gidin dediğinde bir ilk açıklaması şu oldu. KPSS sınavını terörize etmeyin. Ve Sayın Poyraz'ın dediği savcı Şadan Sakınan firari şu anda 15 Temmuz sürecinden sonra kaçanlarda, bu dosyanın açılmaması için mücadele etti. Biri, yani ve bunun üzerine gidilmedi. Bunun bir gerçek. Sonrasında ortaya çıktı. Artı ÖSYM Başkanı o dönemin Ali Demir'in gözaltına alındıktan sonra verdiği ifade 91 sayfalık ifadesi var.
Gayri resmi anlamda Devlet Denetleme Kurulu rapor hazırladığını okudum ben dedi o raporu dedi. O raporun analizlerine göre çok ciddi bir yolsuzluk yapıldığı cemaatin o dönemki adıyla bu işin içinde olduğunu tespit edildi ama dedi üzerine gidilmedi dedi. İfadesi var 91 sayfalık ifade. Kapatılma dediğim bu üzerine gidilmemek. Üzerine gitmediğiniz bir konuyu da hala yargılanıyor Ali Demir. Üzerine gidilmediğine bir şey demiyorum da AK Parti kapattı demenize itiraz ediyorum ben. 17-25 Aralık sürecinden sonra evet en ciddi operasyonlardan biridir vesaire vesaire bunları yaşıyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktadaki iki farklı durum. O dönem o dönem Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Erdoğan bu olayın üzerinde net bir şekilde durmadı. Şimdi ise hemen dedi ÖSYM'e göre başkanı görevden alındı ve Devlet Denetleme Kurulu harekete geçirildi. Bu bir gerçeklik. O dönem yapılmadı bu. O dönem yapılsaydı zaten biz bunları yaşamayabilirdik birçok şey yapılmadığı için zaten buralara geldi bu iş. Şimdi çok iddia var. Bunların hepsi bir... Sadece Devlet Denetleme Kurulu'nun yapacağı çalışma değil. Savcılık tabii ki yapacak ama bunun yanında istihbarat birimleri yapmak zorunda, terör yapmak zorunda. Bu iş artık büyük bir işe doğru gidiyor. Sadece Fethullah buradan çıkar mı yine? Mesela Metin Külünk, AKP, MKYK üyesi sosyal medyadan paylaşım yaptı. Burada bir operasyon var dedi ve bunu Fethullah unsurları uzun zamandır ben söylüyorum dedi. ÖSYM'nin içinde, YÖK'ün içinde... Bu süreçlerde çok ciddi varlar diyor MKK üyesi olarak. Aslında bunu. Yaşar Bey'in ifade ettiğinden ben de öyle düşündüğünü tahmin ettim. Yaşar Bey de bu iddialar doğruysa kiminle bağlantılı yapılmıştır? Burada mesele şey şu. Ama bir provokasyon olduğu kesin iddialar. Ya mesele şu. Kim varsa çıkarılmalı bir kere. Bu iş kapatılmamalı. Ama gelinen noktada bir sorun var. Şimdi o yayın evi, 7 iklim yayın evi ismini verebiliriz. Yazıldı, çizildi artık. Onun iktidar yetki ilçe başkanlıklarında fotoğraflarının yayınlanması da dikkat çekici olarak değerlendiriliyor. Soruların 20'ye yakın sorunun birebir aynı olduğu konuşuluyor. Şimdi bunların hepsinin üzerine yalnız, bir bütün halinde... iki tane 7 iklim var. Bir edebiyat dergisi var 7 iklim. O çok birbiriyle karıştırılıyor. O fotoğraflar konusunda o karıştırmaları da yapmayalım. Karıştırmalar İkisini olur. Bu bir ilk günlerde böyle bir şey olacak. Ne derler ona? Sıkıntılar olacak. Ama bu işin üzerine titizlikle gidildiğinde bence çok ciddi bir dosyaya ulaşacağız tekrar. Doğrusu ben de ilk 7 iklimi duyunca işte Zarifoğulları'nı... Tabii o 7 iklimle bunun hiç alakası yok. Yok aman. Yani onların kurduğu... Yok onunla bunun hiç alakası yok. Yani ben de şimdi... Şimdi o ikisini karıştırmayalım yalnız. Evet. Şimdi bu yüzden bence önümüzdeki süreçte bakın Türkiye çok değişik bir süreçten geçmeye başladı. Bir cemevi saldırısı arkasından. Çok geçen ya. Arka arkaya sinir uçlarına dokunabilecek bir süreç yaşanıyor. Çok önemli. Beni iktidar veya muhalefet burada ilgilendirmiyor. Türkiye kaygısıyla ben bunu söylüyorum. Bunların üzerine ivedilikle gidilmezse ve bu bağlantılar ortaya çıkarılmazsa biz önümüzdeki süreçte sorun yaşarız. Çok güzel. Burada da konu kapatılmamalı. 2010'daki gibi kapatılmamalı. Bunun üzerine gidilmeli. Evet, tarih tekerrürden ibarettir. Yaşıyoruz. Yani o dönemin kalıntıları sürebilir. O dönemin isimleri veya kriptoları da sürebilir. Veya iktidarın içindeki iktidara yakın isimlerden birileri de çıkabilir burada ama kim çıkarsa çok çıksın bunun üzerine gidilmeli. Çok ciddi bir nitelik farkı var. 2010'da 2012'de çok ciddi bir nitelik farkı var. Şimdi 2010'da 2012'de bahsedilen belki başka sınavlar da vardır onları bilemiyorum. Burada gerçek anlamda bir sınav yolsuzluğundan söz ediyoruz. Niye? Bunu yolsuzluk saymanız için bir defa bu yolsuzluğun ortaya çıkmasını engelleyecek bir takım davranışların önlemlerin de olması gerekir. Bunu yapanlar çok bilinçli bir şekilde eğer doğruysa iddialar ortaya çıkması için de ellerinden geleni yapmışlar. Onun için buna basit bir sınav yolsuzluğu diyemeyiz. Yani bunu gizlemeye çalışmamışlar ki. Eğer iddialar doğruysa zaten bunun açığa çıkması için de ellerinden geleni yapmışlar demektir. Çok yani güzel. Bunu o dönemdeki sınav yolsuzluklarıyla aynı kategoride değerlendiremeyiz. Bütün bağlantıları ve ilişkileri mutlaka araştırılması gerekir. Ve ya, eğer bu iddialar doğruysa bu hükümete karşı kurulan açık bir kumpastır. Yaşar Bey 1000 yıldır ÖSYM sınav sorularını hazırlar. Evet. İşte biz de oralardan geçtik filan. Hatta çocuklar hakkında şarkılar bile yapmıştı YouTube'dan bulursunuz. Yani nefret ifade eden şeyler. Bir insanın cahil olması lazım. Bu onayları verilmesi için. Şöyle bir mesela şey. Nasıl bir mekanizmadan geçiyor? Eğer kumpassa cahil değil de çok akıllı
ve kamikaze olması lazım. Son derece akıllı. Evet, çünkü yani ortaya çıkması, yolsuzluk olsa ortaya çıkarılması çok zor olan, yolsuzluk olup olmadığı konusunda mutabık kalamayacağımız yöntemler kullanmaları gerekirdi. Bunlar aksine hiç tartışmasız bir şekilde iddialar doğruysa bunun bir usulsüzlük olduğunun tabiri caizse ilkokul öğrencisi bir tarafından bile kolaylıkla ve hiç tartışmasız tespit edilmesine neden olacak yöntemler kullanmışlar. Bu şimdi kesinlikle akıl ve bilinç eksikliğiyle değil, son derece bilinçli bir kamikaze eylemidir doğrusu. Yaşar Bey, kim yapıyor bunu? Yani tamam. İşte kim yaptığını mutlaka, benim şahsi öngörülerim var. Ama bu şahsi öngörüleri dile getirerek kimseyi de zan altında bırakmak istemem. Yani ben dışarıdan bakarak, haberlere, internetten bakarak elbette zihnimde oluşan bir takım şüpheler var. Ama bunu adliyenin derinlemesine ve ilişkinin tüm boyutlarıyla araştırması gerekir. Benim aklıma daha ürkütücü bir soru geliyor da ve şüphe, hem bunu dile getireyim öyle de Hasan'a geçeyim. Devlet, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti, o mekanizma, ÖSYM gibi önemli bir kurulda olası herhangi bir yapılanma ya da art niyetli insanlar ya da provokatörlerin olduğunu anlayabilmesi için böylesi bir olayın yaşanmasını beklemek durumunda kalıyorsa bence bu çok daha ürkütücü bir durum. Ama bu şimdi da ayrıca şöyle bir kamikaze eyleminden söz ediyorsanız buna her kurum, her kişi maruz kalabilir. Bir kamikaze eyleminden söz ediyorsanız, yani tabii dediğim gibi yine ihtiyatlı olarak konuşuyorum. Gündeme gelen iddialar var. Bu iddialar bende böyle bir intiba oluşturuyor. Ama adliyenin çok ciddi bir deneyimi var. Ben Aytunç Bey'in şu sözüne itiraz ettim. Adli süreçlerdir, hükümetin talimatıyla ve yönlendirmesiyle, kontrolüyle de yürümez. Farklı 2010'da bakın Ali Demir diyor ki ben MİT Müsteşarı Hakan Fidan, o da MİT'e gittim. İçişleri Bakanlığı'na gittim. 91 sayfalık ifadesi. Kendi şimdi, resmi ifadesidir. Şimdi bunlardan yardım gelmedi o zaman. Çünkü şey, MİT diyor ki benim böyle bir yetkim yok. İçişleri Bakanlığı'na gidiyor. Bak, emniyet istihbarata yollanıyor. Emniyet istihbarat zaten Fethullah'ın elinde. Şöyle, onlar da yardım bak, etmiyor. Ama bugün gelinen noktada bu zaaf çok önemli. Erdoğan Aktaş ama. Tamam. Adli zaaf önemli. Yani böyle bir zaaf, siz aynısınız. Böyle bir zaaf olabilir mi hala? İdari prosedürler adli prosedürler. Doğru bu yani. İdari prosedürlerle adli prosedürleri birbirine karıştırmayalım. İdare tabii ki hükümetin yönetiminde. Yaşar Bey, tekrar geleceğiz bu konuya. Hasan'a bir söz vereyim, yorumunu merak ediyorum. Şimdi iki not almıştım. O iki notun birini Aytunç Bey söyledi, diğerini Yaşar Bey söyledi. Onları tekraren söylemek durumundayım. Bunlardan bir tanesi sosyolojiyi tahrik ediyorlar çünkü diye başlıyordu. Biz Muharrem'in birinci gününde cemevlerine saldıran bir alçağı gördük. Arkasına bakıyoruz şu anda nasıl olduğuna. Çünkü çok büyük bir provokasyondu. Şimdi de bütün gençleri ilgilendiren, hayatlarını ilgilendiren, geleceklerini ilgilendiren bir sınavda göz göre göre kamikaze saldırısı oluyor. İkinci şey de oydu. Doğru ise tabii. Şimdi siz hukukçu olarak öyle orada durun. Yani tamam da ben hani doğruysa veya eğriyse yerinde değilim. Bu doğrudan bizim sosyolojimizin kıpraşması, oynaması, harekete geçmesi, tahrik olması için yapılmış kamikaze saldırısıdır. Tıpkı cemevlerine yapılan saldırı gibi. Çünkü o kadar basit delillerle bu işin intihal ya da kopya ne olduğu ortaya çıkacak ki göreceksiniz. Yani bu Twitter'da gün boyu ki şeylere bakın o sınavdan sonra orada bile neler görüyorsunuz? Yani o kadar aleni yapılmış ki bu. O işte Yedi İklim ki önemli bir hatırlatmadır. Yedi İklim dergisi hiç alakası olmayan bir yayın evi. Onun deneme sınavının tamamı KPSS sınavı diye bize çocuklarımıza sunuluyor. Ve o da ortaya da çok kolay çıkartılıyor. Ve şu anda biz ne konuşuyoruz? Mesela biraz önce Uğur Bey önemli bir şey söyledi. Buradan ya KPSS sınavı tamam da, yazılı sınav tamam da, liyakat meselesi üzerinden bu sefer de sözlü sınavlarda tartışmaya, zaten tartışıyorduk, bunları da tartışmaya başlayacağız. Dolayısıyla bu sosyoloji harekete geçirilmek için yapılmış bir kamikaze saldırısıdır. İkinci cümlem, şöyle bir cümle kurmuştum, not almıştım. Bu durum gerçekten devletin egemenliğine,
güvenliğimize bir suikasttır. Güvenliğimize bile. Yani bakın, o cümlede su kurdunuz. Yani tahrik edici bir cümleydi. Yani bu kadar mı kardeşim? Yani devlet ÖSYM'de bir takım unsurların olduğunu böyle bir sınav rezaletinden sonra mı bilecek cümlesi? Ha, haksız bir soru mu? Yok, hayır. Hayır. Evet, önemli bir soru. Cevabım da var, onu da söyleyeyim. Bu değerli çünkü bunun üzerine konuşmamız lazım. Şimdi küçük bir anı, sonra zombiler meselesi. Anım şu, ben biliyorum. O Ali Demir denen, Profesör Ali Demir var ya, ÖSYM başkanı. Onun oraya gelmesinde katkısı olan, onun medyada dair propagandasını yapan, kendisinin yaptığı rezilliklerde bilinen bir profesör şu hala görevde. İsmini söylemeyeceğim, maalesef söylemeyeceğim. Yakın geçmişte, çok yakın geçmişte Mahmut Usta Osmanoğlu bir cemaatin, Çarşamba cemaatinin Efendi Hazretleri vefat etti. Yüz binler cenazesine katıldı. Ben Fatih'te oturuyorum. Aynı zamanda haberciyim. Ne oluyor diye evimden çıkıp Fevzi Paşa Caddesi'nde dolaşmaya başladığım zaman Ali Demir'in arkasında duran, propagandasını yapan Fethullahçı Alçak, o da profesör, söylüyorum burada, o cenaze törenindeydi. Ha, zombiler. Hani o renklendirme meselesi var ya. Şimdi arkadaşlar, şimdi karşımızda şöyle bir şey var. Bir bakıyorsunuz sarık sarıyor, cübbe giyiyor. Gidip çarşamba cemaatinden oluyor. Bir bakıyorsunuz sakalını bıyığını kesiyor. Takım elbisesini giyiniyor. Bakıyorsunuz neyse partileri konuşmuyoruz. Seküler bir vakfın içinden çıkıyor. Hani Tayyip Bey'e hatırlıyor musunuz? İlmek atan, ip atan bir tane şey vardı. Sol derginin, bir sol derginin sözüm ona genelden Türk solu, Türk solu. Hatırlıyorsun değil mi? Biliyorum canım, ajan provokatörler işte, zaten yerleştirilmiş adamlardı. İşte. Şimdi bu zombi meselesi, yani renklendirilmiş yerlerden çıkmaları meselesi maalesef ki bizim bir gerçeğimiz ve problemimiz. Ben aynı şeyin burada da yaşandığını düşünüyorum. Yani Fethullahçılık öyle bir şey ki dindar, muhafazakar da olabiliyorsunuz. Atatürkçü de olabilirsin. Bana sabahtan akşama kadar küfür ediyorlar Twitter'dan. Bakıyorsunuz bir tane kalpaklı Mustafa Kemal Atatürk. Bakıyorsunuz dile, Fethullahçı bu ya. Baştan sonra Fethullahçı. LGBT imamı bile var. Dolayısıyla onu söylüyorum, zombiler aramızda. Ve son cümlem olsun bu konuda. 17-25'de kamikazeleri görmüştük. Çağlayan Adliyesi'nin önünde bildiri okuyorlardı, hatırlıyor musunuz o savcılar? Muammer Akkaş. 17-25 Aralık'ta. Evet, 17-25'te. Evet. 25 Aralık günü. Okuyordu. Kamikazelik yapıyordu. Hatırlarsanız bir tane Anadolu Ajansı'nın muhabiri bir basın toplantısında kendini feda ederek ortaya atmıştı. Hatırlıyorsunuz, yakın zamanda oldu bunda. Şimdi kamikazelik yaptıkları zaman bir şey olamaz. Ama o muhabir tutuklanmadı. Hani o muhabirle ilgili bir şey çıkmadı, zan altında bırakmıyor ama. Soruşturması devam ediyor benim bildiğim. Şimdi şunu söyleyelim. Demek ki kendilerini feda edecekleri bir gündü o gün. Yani iki olay, onun için söylüyorum. Yani Cemevi saldırıları, Cemevilerimize yapılan saldırılardan sonra KPSS'de de böyle bir şey. İkisinde de kamikaze saldırısıdır. Allah'tan Cemevi saldırganı yakalandı, arkasındakilerin peşine düşüldü. O takip ediliyor. Burada da çok ciddi bir şekilde hızlı bir tedbir alındı. Yani Devlet Denetleme Kurulu ortada, siyasi partilerin suç duyuruları ortada, önemli bir şey. Yine ÖSYM'nin suç duyurusu ortada, soruşturma başlatması ortada. Bunların arkasının bulunması gerekiyor. Yoksa sosyolojimizi harekete geçirmek için birileri çaba sarf ediyor. Ben bir şüphemi daha dile getirip Ankara'ya döneyim mi Uğur Bey? Belki de şüpheleri söz konusu terör örgütüne, FETÖ'ye çevirmeyi düşünen birilerin başka bir provokasyonudur ya da başka bir
faaliyetidir. Ama bu, Erdoğan Bey şöyle şüphelerin o terör örgütüne döndürülmesine ihtiyaç yok. Zaten Türkiye'nin bütün şüpheler o terör örgütünün üzerinde. Bunun için ilave bir kamikaze eylemine hiç kimsenin ihtiyacı yok. Şimdi böyle bir provokasyondan böyle bir kumpastan Türkiye'yi yöneten partiden başka zarar görecek kimse olmaz. Böyle bir kumpastan. Onun için doğrudan doğruya AK Parti'ye ve seçimlere dönük bir kumpastır bu. Bir intihar, kamikaze saldırısı. Bir de peki ama yani giren... devleti bu kadar yöneten 2016'dan bu yana da çok ciddi tecrübeleri olan bir devletin artık bunu bu öncesinden artık haber almak zorunda. Ay, Tunç Bey, bu da büyük bir zaaftır ama. Devlet bütün yani, suçları bakın, önleyebilir mi yani? Olur mu öyle bir şey? Yani dünyanın mesela İngiltere, İspanya bütün suçları önleyebiliyor mu? Tamam bir dakika ben de bir anlatayım derdim. Evet. Her cümleye girmenize gerek yok lütfen. Ben, tamam haklısınız, heyecanlısı olabilirsiniz. Yok yani heyecanlı falan. Ben de anlatayım derdimi yani. Ben Hasan Öztürk'ün renklendirme olayları en çok yazanlardan biriyim de ayrıca bu örgütün nasıl her yere sızdığını, her görüntüye verdi. Ama ben şunu isterim artık. İstihbaratıyla, MIT'iyle, İçişleri Bakanlığı'yla, Emniyeti'yle bu işin olmadan önce yerinde müdahaleyle çözülmesi gerektiğini. Çünkü artık o deneyimdeyiz. Burada bir sıkıntı olduğunu düşündüğüm için ben endişeleniyorum hala. O deneyimde hala. Olduğumuz kanaatinde değilim. Henüz. Çünkü ben şunu biliyorum, devleti yöneten hem bürokratlar açısından hem siyasetçiler açısından duyduğum cümlelerden birini söylüyorum mesela. Bu mücadele 40 yıl sürecek. Çünkü öyle bir örgütle karşı karşıyayız ki Ukulemon gibi bu. Yani her yerden çıkabilir. Yani adam hiç hayatı boyunca baylok kullanmamış. Bayloktan çıkmıyor. Bayloktan yani baylok çözüldüğü için mesela bu örgüt hayalet olmaktan çıkmıştı. Yani ilk defa hayalet olmaktan çıkarken baylok meselesinden çıktı. Hayatı boyunca baylok kullanmamış. Ama Fethullahçı. Bak, hayatı boyunca hiç baylok kullanmamış. Baksana mahremi hayatı boyunca, Fethullah Gülen'le hiç irtibat kurmamış. Ama Fethullahçı. Bak nelerle karşılaşıyoruz. Bir de şu var. Önemli bir şey. Hani şu anda KPSS meselesini konuşuyoruz ama biz KYK'larla atılanlar meselesinde bile şu anda bir tartışmanın içerisinde değil miyiz? Yani kanun hükmünde kararnamelerle atılanlarla ilgili mesela bizim bazı siyasi parti liderlerimiz doğrudan onları geri iade edeceklerini söyleyen cümleler kuruyor. 15 Temmuz akşamı askeri üniformalarla askeri lise ve üniversite öğrencilerinin yani harbi okulları öğrencilerinin ne yaptıklarını bildiğimiz halde onlardan hüküm giyenler ve giymeyenler yani hüküm giyenler ve giymeyenler olduğu halde topyekün onlarla ilgili ifade kullanıldığını da bilerek söylüyorum. Şimdi onlar da hani olur mu öğrencilere haktan iade edeceğiz diye cümleleri hatırlatarak söylüyorum. Bu iş hani tecrübelerimiz var ama bu kadar kolay olmuyor. Yani şunu da bile onu da söyleyeyim bitsin. Tamam. Biz 15 Temmuz'dan sonra Fethullahçı olduğunu bildiğimiz halde bir takım F-16 pilotlarımıza kelepçe takıp uçurmadık mı mecbur kalıp? Uçurduk. Yani o öyle kolay olmuyor. Peki Uğur Bey duyabiliyorsunuz sanıyorum beni. Duyabiliyorum. Tamam. Şimdi sizin yorumunuzla başladık. Sonra stüdyomuzdaki konuklarımız kısa tarihten itibaren örnekler vererek soruşturmalara girerek olayı anlattı. Ve özellikle Yaşar Bey diyor ki bu bir provokasyondur. Katılıyor musunuz ve bundan sonrası için ne yapmak gerekir? Bu soruşturmayla ilgili soruyorum. Tabii Yaşar Bey'le sonuçta meslektaşız. Kendisi bu konuyla ilgili iki tabir kullandı. Bir kamikaze tabirini kullandı. Japor intihar pilotlarına kullanılan bir tabir bu. Dolayısıyla konuşmalarının ben hukuki değil siyasi nitelik taşıdığını düşünüyorum. Bunu siyasi kaygılarla bahsetmiyorum. Siyasi nitelik taşıdığını düşünüyorum. Çünkü kamikaze bir hukuk terimi değil. Ama irtibat ve iltisak bir hukuk terimidir. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 2018'den beri yönetim biçimi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve 2018'de Cumhurbaşkanlığı tek başına yürütmenin başı haline geldi. 16 Nisan 2017'den itibaren bu aktive edildi ve Türkiye bir olağanüstü hal rejiminden geçti 2016'dan beri. Olağanüstü hal rejimi. Şimdi sıralayalım. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde. 2.
olağanüstü hal rejimi adı altında bir süreç yönetildi 15 Temmuz'dan sonra. Hepimizin, stüdyodaki siz, Sayın Aktaş ve değerli konuklarımız dahil 7 ceddimize kadar her şeyimiz araştırıldı. Bu Sayın Öztürk için de geçerli, benim için de Sayın Baş için de geçerli. Efendime söyleyeyim, hangi gazeteye aboneyiz, hangi dijital platformdan, ne zaman üyelikten çıktık çıkmadık, hangi bankada ne paramız var ne yok. Onun dışında mahrem imamlar, Baylok, Born Bey'in ihbar notları, idari işlemlerin kurumların idarecilerinin yazdıkları listeler, milli istihbarat işin içinde, emniyet istihbarat işin içerisinde, kom, kaçakçılık, terör, organize birimleri işin içinde, hatta asayiş birimleri 17-25 Aralık'tan beri asayiş problemlerini bıraktılar, FETÖ'cü avına çıktılar. Yani 17-25 Aralık'tan beri bütün kurumlar bu işin üzerinde. Mevcut iktidar da bununla ilgili bir mücadele kararlılığı ortaya koydu. Biraz önce Sayın Öztürk de bu konuyla ilgili henüz o seviyede değiliz serzenişinde bulundu. Bunları görebilme, bulabilme noktasında. Aslında Sayın Öztürk'e şöyle katkı sağlamak isterim. Aslında o seviyedeyiz de o kararlılıkta değiliz Sayın Öztürk. Yani o biraz önceki üniversite hocasına ilişkin verdiğiniz örnek dahil olmak üzere ben şu an bakanlık mevkinden tutun milletvekilliğinden bürokrasinin birçok kademesinde sizin de örnekleyebileceğiniz, benim de örnekleyebileceğim. O zaman bu seviyeyle ilgili değil, kararlılıkla ilgili bir problemi ortaya koyuyor. Dolayısıyla burada Türkiye'de FETÖ borsası diye bir şey var. FETÖ borsası ile ilgili hiçbir işlem yok, hiçbir eylem yok. Bugün birçok kuruma... Somut iddia ne Uğur Bey? Sayın Başar, somut iddia ne FETÖ borsası ile ilgili? Böyle genelleme söylemeyin. Somut iddia ne FETÖ borsası ne? Sayın Baş, ben konuşmamı bitireyim. Ben konu da değişmesin. Konuşarak anlayarak gidelim de. Ben konuşmamı bitireyim, ondan sonra sorunuzu alırım sizin. Şimdi burada bu işi kumpasa çevirmenin ya da bunun kumpas olduğunu birincil öncelik olarak ortaya koymak iktidar lehine zorlama bir yorumdur. Buranın idari kadrosunu atayan, bununla ilgili görevlendirme yapan Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anki mevcut olduğu sistemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Bunlarla ilgili emniyet araştırması yapılmadıysa o emniyetçiler alacaksınız. O İçişleri Bakanı'nı alacaksınız. Bunlarla ilgili MİT soruşturması yapılmadıysa MİT'çileri alacaksınız. Bunların ıncığına cıncığına bakılmadıysa bunların ıncığına cıncığına bakmayanları alacaksınız. Bakıp da bulunamadıysa ne olacak mesela? Bir saniye Sayın Öztürk, bir saniye. Şimdi o zaman bakın, ülkeyi yönetme, birimleri denetimini sağlama, bunların hepsi hükümet etme, ülkeyi yönetmenin ve devlet etmenin, hükümet etmenin, iktidar olmanın sorumluluğudur. Bugün iktidarın yönetimi altındaki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde, ÖSYM gibi bir kurumda böyle bir gevşeklik, böyle bir suç işleme kastı ya da sizin tabirinizde kamikazelik oluyorsa bunun sorumluluğunu iktidar kendi üzerinden birilerinin üzerine bırakamaz. Şimdi bu bir. Bu konuda bir hemfikir olalım. Çünkü bu insanlar bu görevleri gelirken Sayın Erkin soruyor, Sayın Aktaş soruyor. Yani stüdyodaki 3 kişi, yani sizin bu konudaki işte bunlar kamikaze. Ya nasıl kamikaze? Yani bu kamikaze dediğiniz adamla ilgili, şimdi soruyorum, irtibat çıkmadığında, iltisak çıkmamış, bilmem ne olmuş, burada kuruma girmiş. Şimdi kuruma girerken irtibat iltisakı çıkmayan adamı, bugün soruşturma sırasında irtibat iltisakı çıkarsa, o zamanki kamikaze kim olacak? Hangi idari birimler kamikaze olarak ortaya çıkacak? Adama sormazlar mı? Ebe güzel hemşerim, bu adam bu kuruma girdiğinde, bu kurumda çalışırken, bu kurumda bu halkları yerken, bu adam kamikaze ama o sırada tescil edemiyorsun. Ama bu olay çıkınca şimdi biz bulduk bu adam kamikaze. Şimdi bu ikircikli tutumu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu ikircikli tutumu kaldırmadan ortada bir sorun var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kurumunda bir sınav yolsuzluğu var. Yolsuzluk birilerinin lehinedir. KPSS'ye giren öğrencilerin, hükümetin de doğal olarak hükümetin aleyhinedir. Ortaya çıkınca elbette aleyhine olacak. Hükümetin lehine olur mu böyle bir şey? Yani bu esinde rüşvet alan adamın rüşvet alırken suçüstü yakalanması hükümetin lehine midir? İyi, o zaman o da kumpas kuruluyor devlete. Uğur yani Bey, araya girip size bir soru sormama izin verir misiniz? Tabii, buyurun. Şöyle ki, şimdi ortada hiçbir yanıyla savunulamayacak, hatta yüz binlerce insanı aileleriyle birlikte milyonlarca insanı mağdur bırakan, işte ülkeyi de sıkıntıya sokan bir şey var. Bunu bir kenara koyuyorum. Geçmişte de tecrübeler var ki rezalet hiç kimse hatırlamak istemiyor ama unutulacak gibi de değil. Bu da tamam. Sorum şu,
Siz bunun olmasını eleştiriyorsunuz, doğal olarak herkes eleştiriyor. Olduğu ortaya çıktıktan sonra atılan adımları da eleştiriyor musunuz? Yani abi, ne yapılması gerekirdi? Bakın bunu konuşabiliriz. Bunda hiçbir sorun yok Sayın Aktaş. Yani bu işe kumpas deyip de iktidarı övmenin ya da yüceltmenin bir anlamı yok. Bir kurum bir rezillik yapmış. Bu tapudaki rüşvet alan memur içinde, belediyede herhangi bir şekilde suça karışmış kişi içinde bunların hepsi geçerlidir. Bu böyle olduktan sonra Cumhurbaşkanlığı tarafından bu konuda bir, ÖSYM Başkanı'nın görevden alınması. İki, bu konuyla ilgili soruşturmanın başlatılması. Üç, adli ve idari birimlerin bu konuyla ilgili harekete geçmesi. Bunlar zaten olması gereken ve çok hızlı bir şekilde atılmış adımlar. Bu konuyla ilgili de tebrik ediyoruz. İnşallah bir an önce de sonuçları ortaya çıkarırlar. Ama bunu hemen, efendim vay hükümete kumpas. Ben de İYİ Parti Genel Sekreterliği görevini yapıyorum. İYİ Parti olarak muhalefetteyiz. Biz de mi kumpas kuruyoruz hükümetin işlem ve eylemlerine karşı? Bu doğru bir yaklaşım değil. Yani bu yaklaşım üzerinden gidersek biz hükümeti kutsuyoruz. Hükümet bir aygıt. Millete hizmet için bir aygıt. Tedbir almak zorunda. Ülkeyi yönetirken bütün detayları elinde İçişleri Bakanlığı var, Milli İstihbarat Teşkilatı var, Adli Teşkilatı var. Bunların hepsinin görevi var. Bunlar neye maaş alıyorlar? Ya şu memlekette bana Adli Teşkilatı de... hükümetin elinde değildir Uğur Bey. Öyle mi Sayın Baş? Öyle. Yani Hukukçular Birliği Vakfı Başkan Yardımcısınız. Eğer Türkiye'nin mevcut 15-20 yıllık yargısının fotoğrafını çekemediyseniz bence meslektaşlarınızın... 15-20 yıllık bakın. Değil. Ben bugünün yargısından söz ediyorum. Bugünün ben yargısı sizin... hükümetin kontrolünde mi? Efendim? Bugünün yargısı hükümetin kontrolünde mi? Bugün yargıçlarla ilgili kararları kim veriyor Sayın Baş? HSK veriyor. Tamam, HSK seçimi nasıl yapılıyor Sayın Baş? Siz yaptınız, siz oy vermediniz mi HSK üyelerine? Ben size seçimi nasıl yapıldığını soruyorum Sayın Baş. HSK'nın çoğunluğunu evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi 2/3 çoğunlukla seçiyor. Siz mevcut 7 üyenin seçilmesinde oy kullanmadınız mı? Efendim? Siz HSK'nın çoğunluğunu seçimini desteklemediniz mi İYİ Parti olarak? Nasıl desteklemeyeceğim ben? Desteklediniz mi, desteklemediniz mi? Sayın Baş bakın. Burada HSK'nın çoğunluğunu seçiminde AK Parti ile birlikte İYİ Parti ve CHP mutabakat halinde seçmedi mi bu HSK'yı? Sayın Baş, o zaman şöyle yap. HSK üyelerinin seçimini yani mutabakatla seçiyorsunuz. Sonra Sayın diyorsunuz Baş. Ki hükümetin kontrolünde. Hükümetin Sayın kontrolünde Baş. Olacak bir HSK'ya niye evet dediniz? Sayın Baş, bakın. Siz devam edin, bitirin, ben sonra konuştuğumda beni kesmezsiniz. Buyurun. Bu tamam, konu özelinde bitirdim. Buyurun. Tamam. Bu konu özelinde ben sana söyleyeyim Sayın Baş. Şimdi evet. Bir, mevcut HSK önceki haliyle gırtlağa kadar Hak Yolu Vakfı'na ait hakim savcılarla doluydu. Bu bir. Bunu alacağım. Bu bir koy. Defa yalan. Tamam, bir. Bak bir defa yalan konuşuyorsunuz. İsterseniz Hak Yolcu dediklerinizi isimlerini Sayın. Teker teker söyleyin. İsterseniz bir konuşsun, notlarınızı gerçek alın. Gerçek dışı şeyler Sayın de söylemeyin. Ama Sayın müsaade edin konuşsun. Sayın Baş bakın bugün devam. Bu programı ya bugün ya da yarın internetten herkes seyredecek. Neyin ne olduğunu biliyor. Bu memlekette... Söyleyin, bu memlekette, bak genelleme bak, yapmayın. Suçluyorsunuz, deyin ya. Ki şu isim, şu isim, şu isim. Hak Yolcu Aylar deyin. Bey, bakın, müsaade edin, ben konuşayım. Ben konuştuktan sonra sorun. Ama gerçek dışı şey söylüyorsunuz. Ben konuştuktan sonra Yaşar sorun. Yaşar Bey, siz not kişi, alın lütfen. Siz ardından size geleceğim. Tekatine mi geldiniz Sayın Baş? Bu paniğinizin sebebini anlamaya çalışıyorum. Yok hiç panik, çok rahatım. Yani müsaade yani gerçek dışı bir şey söylüyorsunuz, tamam, itiraz ediyorum. Tamam, ben size söylüyorum. Bakın, evet. Ben... İYİ Parti Genel Sekreterliği görevini ifa eden bir meslektaşınızım. Evet. Ve burnumla su içmiyorum. Ha burnuyla su içen olduğumu düşünüyorsanız siz çok büyük bir yanılgıdasınız. Yargıda ne dönüyor? Şimdi bak söylediklerinizle ilgili somut gerçekleri söyleyin. Sayın böyle Baş, genellemeler ben... değil de direkt somut Sayın gerçekleri söyleyin. Yaşar Bey müsaade edin konuşsun Sayın ardından Baş, size söz vereceğim. Sizin bana meydan okuyacağınız bir yer değil. Ben size bu konuyla meydan okumuyorum. Hem İtiraz ediyorum gerçek dışı şeyler ben söylüyorsun. Meslektaş olarak size 3 defa ikaz et. Bana meydan okuyacağınız bir alan burası değil. Ben bugün yargıyla ilgili bir şey konuşurken yargının buyurun. Tarafsızlığı ve bağımsızlığı inancıyla hareket ediyorum. Oturduğunuz dakikada birlikte hükümetle bir, birlikte anlaştınız, dakika, desteklediniz. Şimdi hükümetin kontrolünde diyorsunuz. Dakika bir gol bir adi suçu, bir suçu hükümete kumpas olarak yorumlamaya başladınız. Siz zaten programın başında tavrınız ve niyetinizi ortaya koymuş durumdasınız Sayın Baş. Siyasi bir niyet taşımak ayıp bir şey mi Uğur Bey? Sayın Baş bakın müsaade edin bir daha bu cümleyi kurmayacağım. Eğer bu şekilde konuşmaya devam edecekseniz ben Sayın Aktaş'tan da rica edeceğim. Ben konuşurken Sayın Baş'ın mikrofonunu kapatın.
Benim konuşmam bittiklerinde ben bütün sorularını alırım. Bütün sorularını cevaplamakta da bir problemim yok. Şimdi yargının siyasallaşması konusuna gelince mevcut anayasada yani bayraktarlığı yapılan 2017 referandumunda değiştirilen anayasada diyor ki HSK üyelerine ilişkin ilgili kurumlardan yani Yargıtay'dan, Danıştay'dan ve ilgili yerlerden başvurular yapılır. Nereye yapılır diyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk aşamada ne yapılır? Adalet ve Anayasa Komisyonlarının oluşturduğu karma komisyonda bunlarla ilgili araştırma yapılır deniliyor. Tamam. Adalet ve Anayasa Komisyonlarında bunlarla ilgili araştırma yapılıyor. Yapıldıktan sonra bütün başvurular kabul ediliyor. Başvurular kabul edildikten sonra Anayasa ve Adalet Komisyonu'nun üyeleri arasında bir seçim yapılıyor. Bu seçim de şu şekilde Sayın Aktaş, bu seçim. Bir, bu başvurularla ilgili 3 kademeli seçim yapılıyor her münhal kadro için. Her münhal kadro için 3 kademeli seçim yapılırken birer kişi üzerinden, çünkü genel kuruluna 21 kişi gitmesi gerekiyor. 21 kişi içerisinden de genel kurul 7 kişi seçecek. Bu konuyla ilgili kura çekilmesi metodu söz konusu oldu. Adalet Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin toplam oyu 30. Adalet ve Anayasa Komisyonu'nda. Toplam oyu 30. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin de toplam oyu 16. Yani burada Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti şunu söyledi. Onlar bir adaya ağırlık verdiklerinde 16 oyla ağırlık verdiklerinde Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin ağırlıkla oy vereceği aday da 16 alacağı için iki aday üzerinden devamlı bir şey çıkacak. Kura çıkacak. Bu kura noktasında bu yapılan başvurular ilgili hakim savcıların, Yargıtay üyelerinin, Danıştay'ın, bakın yüksek yargı organı mensuplarının ve akademisyenlerin yapmış olduğu başvuru. Bu anayasa maddesini hazırlayan, ortaya koyan, anayasanın değiştirilmesini sağlayan Cumhur İttifakı'nın paydaşları. Bu anayasa hükmü olmasın diye, bu anayasa değişikliği olmasın diye sahada gece gündüz hayır çalışmasını yapan da Meral Akşener ve Sayın Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi adına. Sayın Genel Başkanımız o zaman parti yoktu. Şimdi mevcut anayasa hükmü çerçevesinde kurulan Adalet ve Anayasa Komisyonlarına birlikte kurulan karma komisyonda yapılan başvurular neticesinde kombinasyonlar bakılarak 3 üyenin desteklenmesi konusu nasıl anlaşma haline geliyor? Anayasanın geçici 21. maddesinin C fıkrasına atıfla. Bakın geçici anayasanın geçici 21. maddesinin C fıkrası. Not alın lütfen ya. Uğur Bey, araya girip bir hatırlatma yapayım ama siz devam edin. Şöyle. Konu başlığını koyduğumuz konudan da çok uzaklaşıyoruz. Hayır, ben geri döneceğim Sayın Aktaş. Buyurun. Anayasanın geçici 21. maddesinin C fıkrasını uygulamaya kalkmış bir idareden bahsediyoruz. Anayasanın geçici 21. maddesinin C fıkrası ne demektir biliyor musunuz? Bir kere kullanıldıktan sonra artık hükümsüz haldedir o. Bir kere kullanıldıktan sonra hükümsüz hale gelmiş olan anayasanın geçici 21. maddesinin C fıkrasını uygulamaya kalkan bir iradeden bahsediyor. Uygulandı mı? Ha, uygulanamadı. Onu engelleyen biziz işte. Nasıl engellediniz? Cüret edilemedi. Cüret edilemedi Sayın Baş. Uygulanmadı ve bir mutabakatla seçildi. Uygulanamadı Sayın Baş. Uygulanmadı. Evet, bu siyasi duruşu sergilediğiniz zaman uygulanamaz zaten. Evet. Dolayısıyla geldiğimiz noktada bu süreci kumpas, şu bu gibi tanımlarla ifade etmek yerine iktidarın, Cumhurbaşkanlığının da dahil olmak üzere derhal Devlet Denetleme Kurulu'nu aktive etmesi, bu konuyla ilgili açıklama yapılması, bu konuyla ilgili kamuoyunda oluşan tepkinin dikkate alınarak derhal müdahalede bulunulması bizim için önemli ve yapıcı bir husustur. Bu konunun benzer tüm hususlarda aynı titizlikle ortaya konulmasından da muhalefet dahil kimsenin rahatsız olacağı bir husus yoktur. Ama tekrar söylüyorum. Eğer bu konuya ilişkin orada Sayın Öztürk de deneyimli bir gazeteci. Bu konuya ilişkin yani her suçu biz kumpas sınıfına sokarsak bu şekilde Türkiye'deki her olayı iktidara karşı geliştirilmiş olay haline getiririz. Bu da bir
biraz önce Sayın Erkin'in de dikkat çektiği üzere hem bu cem evlerine yapılan saldırı vesaire gibi. Bizim amacımız burada iktidar olarak seçimde, sandıkta iktidarla eşitler arasında bir rekabette yarışmak ve hakim gelmek, galip gelmek. Amacımız ve mücadelemiz bu. Doların 18 lira olması beni sevindirmiyor. Ülkenin ekonomik krizden geçmesi, kurumların çökmesi bizi sevindirmiyor. Biz bundan mutlu olacak tinette, fıtratlı insanlar değiliz. Bu ülkenin, bu toprakların çocuklarıyız hepimiz. Bunu niye ama şunu da dikkat ediyoruz. Ya, elbette mutlu etmeyecek hiçbirimizi. Yani bu donanım üzerinden söylüyorum. Bütün suçların kumpas olarak tanımlanması demek, birçok suçu göz ardı etmemiz gerekme, göz ardı edilmesi haline gelir. Bu çok risklidir. Ha böyle bir şüpheniz olabilir, şüpheyi anlarım. Ama bu kumpastır, bu kamikazeliktir dediğimiz zaman, o zaman biz başka bir şeyi farkına varmadan örtbas ediyoruz. Ben bir bilinçle yapıldığını iddia etmiyorum. Ama bunun tehlikeli sonuçları var. Yani burada ÖSYM gibi kritik bir alana adam getirilirken, ya ÖSYM normalde siz elinizle sponunuzu sallayarak giremiyorsunuz. Gölbaşındaki noktasına elinizi kolunuzu sallayarak giremiyorsunuz. Yani şey, NASA üssü gibidir ÖSYM. Yani gidenler bilir. Ya buralara girmek kolay değildir. Vatandaş olarak, sivil olarak giremiyorsunuz. İçerideki adamların hem de KPSS, 2010 KPSS krizinden sonra ve FETÖ'nün aktivasyonundan sonra, bu sadece FETÖ olarak değil, FETÖ'nün yerine ikame olmaya çalışan bir sürü yapı var. Burada önemli olan bunların dini örgüt olması da gerek yok. Daha doğrusu dinsel bir temasla bir arada olması da gerek yok. Fikir, amaç ve eylem birliği içinde olan bütün organizasyonlar örgüt niteliği taşır. Bunun için illa bir cemaat, tarikat olarak tanımlamanıza gerek yok. Hemşeri örgütü de var. Hepsi Rizeli'yse ne yapacaksınız? Hepsi Mardinli'yse ne yapacaksınız? Hepsi İstanbulluysa ne yapacaksınız? Önemli olan örgüt olma, örgütsel bir faaliyette bulunma kararlılığıdır. Burada yani o zaman ÖSYM Başkanı, bugün dün akşam görevden alınan ÖSYM Başkanı, o zaman bu mantıkla bu kamikaze örgütünün başında. Şimdi ÖSYM Başkanı'nın buradaki suçu ne? ÖSYM Başkanı bir, bu konuyla ilgili denetim ve yönetim yetkisinde eksiklik yaratmış. İki, bu konu ortaya çıktıktan sonra bu konu ve sürecin yönetiminde eksiklik yaratmış. Ha konunun doğrudan dahli vardır yoktur. O ayrı bir konu. Onu muhakkikler bulacak. Ama burada şu an bir kamikaze eylemi dediğimiz zaman orada belki bir memurun yaptığı bir konuyla ilgili ÖSYM Başkanı, ÖSYM Başkanı'nı oraya atayan, ya bu memlekette benim anlamadığım bir şey var. Yani Yüksek Askeri Şura'da adamları terfi ettiriyor. Sonra bu terfi ettirdiğin adamlar gelip memlekette darbe yapmaya kalkıp başımıza bomba atıyor. Adamlar suçlu, terfi ettirenlerde bir şey yok. ÖSYM Başkanı'nı atıyorsun. ÖSYM Başkanı adam istihdam ediyor ya da mevcut adamları orada tutuyor. Ya herkes suçlu. Bunlarla ilgili karar yok. Ve bunlarla ilgili bir şey söyleyeceğim ama efendim kumpas. Ya bu bizi bir yere götürmez. Biz bir sorun çözemeyiz. Biz bir sorun karşısında bir arada olamayız. Küçük bir hatırlatma, bir soru. Uğur Bey, size tekrar geleceğim. Hasan Öztürk, iki hatırlatma, bir soru. Yok, küçük bir soru ve küçük bir hatırlatma. Evet. Hatırlatma şu, biliyorsunuz biz FETÖ-metre diye bir şeyle FETÖ'cüleri tespit etmeye çalıştık uzun bir süre. Ve FETÖ-metreyi icat eden Ahmet Zeki Üçok şu anda sizin partisine katıldı, biliyorsunuz. Hı. Biliyorsunuz değil mi? FETÖ-metreyi Cihat Yaycı buldu ama Ahmet Zeki Üçok da bu mücadelenin en önemli isimlerinden biri. FETÖ-metreyi doğrudan anlatan isim. Evet. Şimdi Ahmet Zeki Üçok'un sahiplendiği Cihat Yaycı, evet hatırlattık, doğru. Cihat Yaycı'nın da olduğu FETÖ-metre ile tespit etmeye çalıştığımız FETÖ'cüleri tespit edememişiz. Ama o tespit edemediğimiz sistemin mucitlerinden birini şu anda sizin partinizde görüyoruz. Demek ki yani bu öyle kolay bir tespit mekanizması kurulamıyor. Yani bu örgüt biraz önce dediğim gibi her kılıktan kılığa giriyor. Adam... Sayın Öztürk, sizi desteklemek adına şöyle bir ek yapmak istiyorum. Bakın şimdi 15 Temmuz'dan sonra bir baylok avı başladı. Şuursuzca. Şimdi şuursuzca dememin sebebi şu. Bu öyle bir örgüt ki, bakın ben size başka bir örnek vereyim. Darbeden sonra birçok darbecinin çekmecesinde bulunan, darbeden sonra kimin nereye geleceğine ilişkin bir liste vardı, hatırlıyor musunuz? Evet. Sayın Erkin hatırlar. Mehmet Parti Güç'ün şeyinde, Cemil Turhanlar'ın evet, ofisinden, genelkurmay evet, karargahından çıktı. Şimdi bakın bu çok stratejik bir örgüt bu.
Yani bu örgüt, terör örgütü falan da bunlara çok yeterli bir tanım olarak kalmıyor. Bu İstihbarat örgütü. Yani. Şimdi doğru. Bu stratejik, şimdi o yüzden de zaten mevcut kanunlarımızla bu örgütle savaşamazsınız. Zaten bu bir şey, başka bir hukuk garabeti. Yani 17-25 Aralık'tan sonra organize suç tanımı bu örgüt için bir beden küçük, silahlı terör örgütü de bir beden büyüktü. Kaldı ki bu arada bir tanımdı. Silahlı terör örgütü değil mi ya bu? Ne demek büyük yani? Öyle şey olur Sayın mu? Baş, bakın gerçekten ben sizinle sanırım iletişim kuramıyorum. 17-25 Aralık'tan sonra dedim. 17-25 Aralık'tan sonra üzerinde silah taşımayan adama silahlı terör örgütü diye operasyon yapmaya kalkarsanız hem tüm hukukçular hem uluslararası hukukçular kendinizi güldürürsünüz. Uğur Bey bir ekleme yapıyor. Türkiye terör manda örgütü... devleti değil. Uluslararası hukukçular ne dedi öğrenmedi. Türkiye manda devleti değil. Kendi kararını... Yaşar Bey bak ya, bir şey söyleyeceğim. Sayın terör Yaşar. Örgütü ilan edildiği tarih, silahlı terör örgütü ilan edildiği tarih Erzurum'daki dosyadır. Yargıtay 2016'da karar vermiştir. 17-25'ten sonraki süreçte 2016'da Yargıtay bunun tam anlamıyla silahlı i̇şte terör örgütü o ilan etmiştir. İşte bitirmemiş aynı Sayın Hakim. Buyurun. Şimdi silahlı terör örgütü üyesi olma, silahlı terör örgütü amacıyla terör daire başkanlığında 17-25 Aralık'tan sonra bir operasyon hazırlığı yapıldı. Ama silahlı terör örgütü olmanın üyesi terör örgütünün bir takım unsurları var. Şimdi bu örgütün silahlı terör örgütü olarak tanımlanabilmesi için o unsurların oluşması gerekiyor. Ama şu an görünürde o dönem için bu unsurlar yoktu. Ama bu çok nitelikli bir örgüt. İstihbarat örgütü, mesela Sayın Öztürk dedi biraz önce istihbarat örgütü doğru. Ama benim ceza kanunum hatırlayın. Yani bugün aleyhine kumpas kuruldu diye övülen iktidar 2007 yılında Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu çevirdiğinde yani 5237'ye döndürüldüğünde 44-22 sayılı çıkar amaçlı suç örgütleri kanunu lav edildi. Bütün çoklu suçlar örgütlü suç haline geldi. Dolayısıyla FETÖ'nün emniyet ve diğer Uğur Bey alanlarda... 4422 sayılı kanunda 5237 sayılı kanundaki örgüt tarifinden farklı ne vardı? Sayın Baş, burada benim tez jürim gibi davranmaya devam edecekseniz gerçekten ben bunu devam ama yani dayanaksız şeyler söylüyorsunuz. Dayanaksız yani Sayın Baş, yani benim neye dayandığımı boş verin kamuoyu karar versin. Yani ben bugün sizden bununla ilgili geçer not almak için burada değilim. Uğur Bey. Dolayısıyla Sayın Aktaş, bakın. Tamamlayın lütfen. Tabii tamamlayacağım. Ben özür diliyorum. Rica ederim lütfen. Dediğine de katkı sağlamak adına söylüyorum. Hı. Evet. Bu çok komplike bir örgüt. Bu komplike örgütle ilgili 15 Temmuz'dan sonra bütün konsantrasyon tıpkı biraz önce programın ilk bölümünde söylediğim gibi ilk dönemde 17-25 Aralık'tan sonra bütün konsantrasyon telekurak operasyonundaydı. Ama daha sonra bunların arka arkaya çıktı. Örnek veriyorum. İdari yargılama usul kanunuyla herhangi bir görev değişikliği yapamadıkları için il içi tayinler yapılmıştı. İl içi tayinle ilgili hatırlayın 17-25 Aralık'tan bir hafta sonra 2000 tane kamu görevlisinin il içi tayinle yeri değişti. 2000. Çünkü bunlar zaten tespit edildiklerini ve fark edildiklerini farkındalardı. Yani o gün için 17-25 Aralık'tan sonra kamikaze dediğiniz adamlar aslında zaten fark edildiklerinin, tespit edildiklerini biliyorlardı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bir hafta sonra bunların hepsinin görev yeri il içi tayinlerle değiştirildi. İl için tayin dışında, valiliğin il içi tayini dışında buna müdahale etme şansınız yok. Mevzuat tamam. Çok açık. Şimdi geldiğimiz noktada bu örgütle ilgili 15 Temmuz'dan sonra bütün konsantrasyon Baylok üzerineydi. Ve Sayın Öztürk'ün de söylediği gibi mahrem imam dediğimiz yapılanmada birçoğunda FETÖ-METÖ'deki hiçbir unsur yok. Yani o hani meşhur bir laf var ya çaycıyı çorbacıyı aldınız, asıllarını almadınız. Doğru. Çünkü emniyette, yargıda, herhangi bir birimde FETÖ'cü gibi davranmayı ya da ben de sizdenim demeyi tercih etmiş o alt gruplar. Bu nasıl oluyor? Çocuğu oraya veriyorsun, buraya bunu yapıyorsun, bunu buraya yapıyorsun. Hepsi parmak izi bırakarak sisteme dahil oldular. Yani FETÖ'yle işbirliğini biraz mecburiyet ama birazcık da kendi iradeleriyle kabul etmek suretiyle bir sürece girdiler. Ha, suç işlemişlerdir, işlememişlerdir. O ayrı bir şeydir, çizgidir, ayrı bir hattır. Yani dolayısıyla bunlarla ilgili yargılama yapılıp yapılmaması ayrı bir konudur. Suç işleme sınırıyla. Ama Sayın Öztürk'ün de ifade ettiği gibi, şimdi mahrem imamlar çıkartılıyor, hala çıkartılmaya devam ediliyor. Ya mahrem imamda Baylok yok, Bank Asya yok. Yani yani şu an devletin elindeki birçok kriter mahrem imamda yani, yok. Ama mahrem imamın... FETÖ-METRE çalışmıyor orada. Tabii, şimdi FETÖ-METRE size görmek istediğinizi gösteren bir şey FETÖ-METRE.
Dolayısıyla FETÖ-METÖ üzerinden yapılan birçok FETÖ avcılığı da isabetli olmadı. Yani adamın baylok kullanılıyor olmasıyla ilgili hatırlayın Mor Bey'ini. Sayın Öztürk, hatırlayın Mor Bey'ini. Evet. Yani biz FETÖ-METÖ üzerinden gittiğimiz zaman olmuyor. Buradaki temel konu şu. Bu işle ilgili. İşte Ahmet Zeki Uçok'a da böyle söylemenizi bekliyorum ben. Yo, bunu zaten Ahmet Zeki Uçok da bunun farkında. Bunun da sohbetini defaatle ettik. Tamam. Yani dolayısıyla FETÖ-METÖ o dönem için eldeki o imkanlarla bir kılavuzdur. Ama emniyet birimlerinin ve yargının gittikçe deneyim elde ettikleri bir alandan sonra hala FETÖ-METÖ tek başına bir prosedür olamaz. Tek başına bir kılavuz olamaz. Ben de onu söylüyorum. Uğur Bey, size tekrar geleceğim. Müsaade ederseniz bir Yaşar Bey'e geleyim. Aytunç'u da çok beklettim ama Yaşar Bey'e söz hakkı olduğu için size geliyorum. Yalnız bir şey rica edeceğim. Konumuz KPSS sınavıydı. Ondan biraz uzaklaşıyoruz. Dolayısıyla isterseniz bu çerçevede bir değerlendirme yapıp da bir sizin yorumunuza bağlı. Buyurun. Evet, zaten KPSS sınavı çerçevesinde KPSS'yi de içine alan bu kumpaslar zincirinin arasındaki mantık bağını da konuşuyoruz. Ben kumpas olduğunu söylüyorum. Kumpasla yolsuzluk arasındaki farkı ayırt edebilecek de durumdayım. Baştan da söyledim. Sınav yolsuzluğu da olabilir. Daha önce Türkiye sınav yolsuzluklarını da yaşadı. Sınav yolsuzluğu, yolsuzluğun ortaya çıkmasını önleyecek bir takım önlemlerle birlikte olur. Tespit etmekte de zorlanırsınız ve genellikle de bu yolsuzluğun mevcut olup olmadığı konusunda da genel bir mutabakata sağlamakta da zorlanırsınız. Yolsuzluk öncelikle suçun örtülmesine dönük bir takım ek davranışları da beraberinde getirir. Şimdi burada eğer anlatılanlar tekrar diyorum doğruysa, ilkokul öğrencisinin bile tespit edebileceği kadar, yani sınavdan birkaç saat sonra sınava giren herkesin tespit edebileceği kadar açık bir sınav usulsüzlüğünden söz ediyoruz. Yolsuzluk böyle olmaz. Yolsuzluk böyle yapılmaz. Doğrudan doğruya ilişkili herkesin anında hızlı bir şekilde kanaat edinebileceği kadar açık bir usulsüzlük varsa bunun adı usulsüzlük değil. Bunun adı kumpastır. Dünyanın her yerinde de kumpastır. Şimdi arkadaşlarımın kulağıma söylediği kadarıyla Ankara'da 7 iklim yayın evine Mali Şube polislerinin bir operasyonu olduğunu söylediler. Yani ilişkili herkesin araştırılması gerekir. Şimdi Türkiye'de geçmişi 40 yıldan daha eskiye dayanan, arkasındaki aslında küresel güç sistemini de ayrı ayrı anlatmak lazım. Bu Trumancı doktrinin 50'li yılların sonunda Ruzi Nazar'la, daha önce Kasım Gülek'le Türkiye'de başladı. Operasyonun aslında uzantıları. Türkiye'nin Milli Demokratik Devrim adıyla Türkiye solculuğunun nasıl dönüştürüldüğünü, Türkiye'de devletin Gladio eliyle nasıl vesayet odaklarına dönüştürüldüğünü de ayrı ayrı konuşmamız lazım. Bununla mücadele ederken iki tane önemli detay var. Bir hukuki taraf var, bir siyasi taraf var. Milli Demokratik Devrim'i nereden biliyor musunuz siz? Ne olduğunu? İşte onu biliyorum. Onu da isterseniz ayrıntılı bir şekilde konuşalım. Yani Gladio ile Milli Demokratik Devrim buluşmaz. Konuyla mücadele dernekleri ve diğer beraber türevleri buluşmuştur, evet, evet. Da sizin geçmişten geldiğiniz yapılar bildir yani. Şöyle. Neyse, onu konuşuruz onu, yani. Onu oraya girdiğimiz zaman çıkamayız Milli Demokratik Devrim kavramını icat eden Mihri Belli bir Amerikan solcusudur değil mi? Değildir. Nedir? Nerede solcu olmuştur? Amerika'da solcularım konu dağılmasın dedik. Yunan ordusunda albay olarak görev yaptıktan sonra tabur komutanlığında faşizme karşı savaşmıştı. Yunan yapmayın ordusunda albay olarak tabur komutanlığı yaptıktan sonra Türkiye'ye neyse, dönmüş. Bu soğuk savaş aynen böyle John Edgar Hoover devşirmesidir. Hayır, düzeltmem evet. Gerekiyordu. Tamam. Devşirmesidir. Onun tarihinde çok iyi bilirim. Yaşar Bey, devam edin lütfen. Şimdi tabii bu örgütle mücadelede temel bazı kriterler var. Özgürlük güvenlik dengesi diyoruz ya, yani bu örgütün çok hızlı bir şekilde ilişkili olan herkesin tespit edilmesi mümkün müdür? Bunun için tabii çok güçlü yöntemlerin kullanılması gerekir. Bu yöntemlerde özgürlük güvenlik dengesinden söz ediyoruz. Hani. Devletin öncelikli görevi kamu düzenini inşa etmek, ayakta tutmaktır. Devlet kamu düzenini ayakta tuttuktan sonra hukuk devletinin kendi mekanizmaları içinde her türlü suçla, örgütlü olanıyla da olmayanıyla da, örgütlü olanla tabii mücadele etmek ayrı bir uzmanlık ister. Bu veri tabanı dahil devletin zihinsel birikimi bu mücadelenin eksenini oluşturur. Bu örgütle mücadeleyi zorlaştıran temel etkenlerden birisi de şu.
Örgütün toplumla bağının kesilmesi gerekir. Bu terör örgütünün toplumla tüm bağının kesilmesi gerekir. Siyaset alanında bunu besleyen bir takım ilişkiler olursa, tabii örgütle devletin mücadelesinde bir takım zorluklar da oluşur. Siyaset alanında bu örgütle fikri, fiili, menfaat işbirliklerinin de kökünden kesilmesi gerekir. Ben şimdi bu konuyla ilgili değerlendirmelerimi kısa tutayım. Bir hususu, biraz önceki tartışmada yarım kalan hususu tamamlayayım. Türkiye'nin yargı teşkilatının siyasi yetkiye açık olduğunu söyleyenler var, değil mi? Türkiye'nin yargı teşkilatını yöneten Hakimler Savcılar Kurulu, dünya tarihinin belki gördüğü en geniş mutabakatla seçilmiştir çoğunluğu. İyi Parti'de, CHP'de bu mutabakata iştirak etmiştir. Anayasa gereği İyi Parti ve CHP'nin iştirak etmemesi halinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu seçimin sonuçlandırılması da mümkün değil. 3/2 çoğunluk olduğu için. Ben bu mutabakatı da haddi zatında değerli buluyorum, eleştirmiyorum. Ama böyle geniş bir mutabakattan sonra yargı hükümetin emrinde, talimatıyla çalışıyor demeyi de samimiyetsiz buluyorum. Eğer hükümetin emriyle çalışacak bir yargı varsa, Türkiye'nin muhalefet partileri bu yargının HSK'nın seçimini niye desteklediler? Bu HSK'nın seçimini niye desteklediler? Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en geniş mutabakatıyla seçilmiştir. Altını çizmem gereken bir husus da şudur. Şimdi FETÖ borsası gibi, işte hak yolcu kadrolaşmalar gibi soyut ve genel ifadeler. Abi FETÖ borsasını Şamil Tayyar, AKP milletvekili, bak, yani şimdi gözünü seveyim, MKYK üyesi, kendisi Antep'te FETÖ borsası kuruldu dedi. Tamam. Yani bunu kendileri söylüyor. Ben FETÖ borsasının da bugün biz FETÖ'yle mücadele edilmesin diye söylenmiyor ki. FETÖ'yle daha iyi mücadele edilsin diye böyle bir borsa kurulmasın, bakın, deniliyor. Yani böyle, esas böyle, bu. Böyle bir borsa tabii ki kurulmasın. AK Parti'nin eski milletvekili. Daha yeni Adana'da işte orada FETÖ borsası kurmuş, bakın, adam tahliye etmiş. Bu çıktığı işi yeni çıktı, bakın daha. Bakın işte, bak, somut bir şey konuşuyoruz. Somut söylüyorum. Tabii, soyut değil, bak, ben de diyorum. Aytunç Bey. Yani Uğur Bey de soyut bir şeyden bahsetmedi. Bak yani, şimdi siz Adana'daki FETÖ borsası geçiyor, kuran bir savcıdan söz ediyorsunuz. Şimdi bu somut bir şey. FETÖ borsası kim kurmuşsa, FETÖ mücadelesini kim menfaat aracını dönüştürmüşse, tabii ki bu konuda iktidarıyla muhalefetiyle herkesin aynı duyarlılıkla bu konunun karşısında olması gerekir. Ama sanki FETÖ mücadelesi, FETÖ borsaları elinde istismar ediliyormuş gibi bu mücadeleyi kirleterek hiç kimse bu mücadeleye destek vermez. Kimse bu, kirletmiyor, bakın, mücadeleyi. FETÖ borsa, mücadeleyi, soyut olarak FETÖ borsa borsasından söz ettiğiniz zaman izin veren bu mücadeleyi kirletiyor. Şimdi AK Parti'nin eski milletvekilinin FETÖ borsası kurulduğunu söylediğinden söz ediyorsunuz, ben değil mi? Ben demiyorum, evet, o İyi Parti'nin genel başkanlığını yapmış kurucusu, milletvekili, İyi Parti'nin il başkanının FETÖ'cü olduğunu söyledi. Taksiyon verildi. Bu, ben de onu söyleyeceğim şimdi. Genel başkanı. Söyleyeceğim. İyi Parti'nin hangi genel başkanı olmuş? Nasıl? İyi Parti genel başkanı Meral Akşener. Genel başkan yardımcısı dedim. Ha, özür dilerim. Genel başkan dediniz, oldu. Genel başkan yardımcısı dedim. İşte bu adliye eğer bu yargı teşkilatı iktidarın emrinde ve siyasi amaçlarla çalışıyor olsaydı o takipsiz kararını vermezdi. Tam da onu söyleyeceğim. Ben il başkanını FETÖ'cülükle suçlamıyorum. Ama o partinin milletvekili, hem de o partide fiilen milletvekiliyken bu iddiada bulundu. Şimdi bu iddiada bulunmanın tek başına bir değeri yok. Onu söylemek için söylüyorum. Yaşar Bey, şu soruyu sorayım bir hukukçu olarak. Sınav iptal mi edilir, ne olur? Şimdi onu bilemiyorum tabii. Öncelikle idari soruşturma böyle bir sınav yolsuzluğunun, böyle bir usulsüzlüğün var olduğunu tespit ederse iptal seçeneklerden biridir. Yani ben bunun mahiyetini ve derinliğini tam olarak kestiremiyorum. Ben bu aşamadan sonra şaibenin bile bu sınavın iptal edilmesi. Ama iptal edilmesi seçeneklerden biri. Tabii bu konuda adli süreçlerin nasıl işleyeceğine de bakmak lazım. Ama adli süreci beklemeye gerek yok. Eğer gerçekten de kamuoyunda yer alan, paylaşılan iddialar doğruysa bir hukukçu olarak benim görüşüm iptal edilmesi gerektiği yönünde. Ama tabii bu iddialar bu kadar doğru mudur? Çünkü başka şeyler de duyuyorum. ÖSYM Başkanı görevden alındıktan sonra oluşacak süreçte sınavın meşru kabul edilebilme ihtimali de mi var? Şimdi şöyle, önemli olan bu konudaki maddi bulgular. Şimdi sınavda gerçekten 25 tane soru üzerinde böyle bir operasyon yapılmışsa
ÖSYM Başkanı görevden alınsa da, görevden alınmasa da bu sınavın iptal edilmesi gerekir. Ama ÖSYM Başkanı görevden alındı diye diyelim ki tespit edildi, sorular karşılaştırıldı, sadece bir tane soru da var. Yani sadece bir tane soru da varsa sınavı iptal edilebilir mi? Önemli olan somut bulgular. Ama bir sınavda 25 tane varsa öyle söyleniyor. Tabii öyle söylendiği için söylüyorum ama bu tespitlerin resmileşmesi lazım. Ben şu an yayına gelirken 8-9 tanesini ben okudum zaten. Yani, daha yani bir tane değil zaten. Bunlar zaten sınavı iptal etmek gerekiyor. Bakın bu milat yani bunu, olabilir. Türkiye açısından büyük bir kazanca da dönüşebilir. Bu Türkiye'de bu 2010'da biraz önce Uğur Bey bahsetti. 2011-2012 KPSS sınavlarındaki şaibe, yolsuzluk neyse diye konuşurken. Şaibe 2000, değil, örgütlü bir çalışma. Örgütlü bir çalışma. 2022'de bunun böylece çıkmış olması ki kumpas olarak değerlendirilen birisi benim. Onu kamikaze saldırısı olarak değerlendirilen birisi benim. Ama bu Türkiye'nin bir kazancına da dönüşebilir. Yani çok ciddi bir şekilde neşter vurulur. Yani biraz da yani o yapılar bayağı bir silkelenir. Yeniden yapılandırılır. Yeniden kurumsal kimliği oluşturulur ve bence buradan da bir hayır çıkar. Şimdi bence aslında bir öneri olarak belki Hasan abi bahsetti. Tabii Türkiye'nin sınavlarını yürüten örgütün belki yeniden yapılandırmaya ihtiyacını da bu vesileyle fark etmiş olabiliriz. YÖK'e bağlı olarak kuruldu ÖSYM. Daha sonra fonksiyonları YÖK'ün faaliyet alanını açtı. Başka konularda genişledi. Geniş fonksiyonlar yüklendi ÖSYM'ye. 2018'de zannediyorum YÖK'e hiyerarşik olarak bağlı olmaktan çıkarıldı. İlişkili kuruluş haline getirildi. Ben aslında sınav gibi toplumun tümünü ilgilendiren, adaletin esas alınması gereken bir konuda RTÜK benzeri, iktidarın ve muhalefetin birlikte temsil edildiği bağımsız bir kurulun bu süreçleri yönetmesinin daha sağlıklı olabileceğini de düşünüyorum. Yani ÖSYM büyük bir teşkilat haline geldi. Bağımsız bir teşkilat. Bu vesileyle Hasan abinin dediği gibi biriken sorunlarında farkına varılmış olabilir. Geniş çaplı bir revizyonun da kapısını aralayabilir bu yaşanan sorun. Ben dediğim gibi bence bağımsız bir kurul olarak, RTÜK benzeri bir kurul olarak iktidar partisinin, muhalefet partilerinin temsilcilerinden oluşan bir kurul tarafından Türkiye'nin sınavlarının yürütülmesinin ve yönetilmesinin de faydalı olacağını şahsen değerlendiriyorum ama bunun bir kumpas olduğu konusunda iddialar doğruysa hiçbir kuşku yok. Peki. Bu kumpasın arka tarafında hangi ilişkiler var? Bu kumpasın arka tarafındaki ilişkileri de ayrıca araştırmak lazım. Bu kumpas siyaset alanında bir sonuç üretmeyi amaçladığına göre siyaset alanındaki istismarlardan da dikkatli bir şekilde uzak durulması gerektiğini de şahsen düşünüyorum. Peki. Yani sonuçta istismar yani ben özellikle Yaşar Bey'in konuşmasında bu vurgu çok hakim. Yani sanki bu kumpası iktidara muhalif olan herkes bir araya gelmiş, bu kumpası kurmaya çalışmış ve buradan ya da nemalanmak istiyor. Hayır. İktidara muhalif olan bak, herkes değil de muhalif. Herkes demedi mi iktidara muhalif çok olan? Çok özür dilerim. Bir saniye. Ben şimdi algıyı söylüyorum. Sizin konuşmalarınızdan çıkan. Hayır. Bir cümle yani mi söyleyeceğim? Yani ben şöyle sizden durma, nakille CHP söyleyeceğim. CHP açıklama yapıyor buradan hayır, nemalanmasın. İyi Parti açıklamıyor. Nemalanmasın. Ya ne yapacak muhalefet sormuyorsun? Ben bir cümle. Bak sizden alarak söylüyorum. Bir sizden de faydalanarak. Bakın eleştirme aynı şey, istismar aynı şey. Sizden de istifade ederek. Bakın sosyolojiyi tahrik etme kumpası olarak çünkü ben cemevlerine yapılan saldırıyla hayır, beraber yani burada hükümete hepsini bir kumpas değil topluma, Türkiye'ye, millete kumpas kuruluyor. Şimdi burada, yani bizim sinir uçlarımız da gençler düşünsenize evet. Kaç bin çocuk, genç ve ailesi bunlar etkilendi yani. Ya tabii etkilenmez olur mu? Yoksa siyaseten biz AK Parti'ye, hükümete yönelik bir kumpas olarak düşünmüyorum ben. Evet, şimdi bakın Türkiye'ye burada, kurulmuş bir kumpas. Burada şimdi bizim başından beri konuştuğumuz konular bir anda neyi bize gösterdi? Bizim hala 2017-25 Aralık milat olarak iktidar kabul ettiği için söylüyorum ki bana göre doğru değil, öyle bir şey yok ama 9 yıl geçmesine rağmen bana bir karar göre, göre ya, Yaşar Bey Allah aşkına bir konuşayım, izin verin ya, ben burada stüdyodayım, Uğur Bey'e müdahale, bana bir konuşayım ben de sonra siz deyin vallahi lütfen şimdi bir konuşayım ya
2013'ten 9 yıllık süreçte, 9 yıllık pratikte demek ki bir zaaf var ortada. Yani renklendirmeler var, örgütün yapısını biliyoruz. Yaşar Bey anlattı, Türk solunun da Gladio tarafından kurulduğunu anladık, buradan çıktı vesaire. Zaten sıkıntı burada başlıyor. Doğru düzgün bir karargah 2013'ten beri kurulamadı. İktidarın yarattığı bir kompleks var. Fethullah'la mücadeleyi biz yaparız, başkaları yapamaz. Çünkü siz yaparsanız siyasi ayağın üzerine gidersiniz. Buradan da biz çıkarız kaygısı. Ve buraya gelen süreçte, 2022'ye gelinen süreçte yine biz maalesef yine aynı sorunları yaşıyoruz şu anda. Yani bir örgüt, evet Fethullah bu işten çıkar. Niye çıkmasın? Yapabilir de. Veya sizin dediğiniz gibi Fethullah'ın, yani Fethullahçılar yapıyormuş ki başka bir yapı, hani renklendirilmiş ama belki de renklendirilmemiş başka gruplar. Şimdi Hak Yol'a itiraz etti Yaşar Bey. Hak Yol demeyelim ama şunu söyleyebiliriz. Bu ülkede Fethullah'tan sonra boşlukları doldurmak isteyen bir takım gruplar, yapılar var. Bunu Ali iktidar cenahı da söyledi. Bir FETÖ gider, bin FETÖ gelir dedi, evet, biliyorsunuz. Şimdi iktidar cenahından da bu tip açıklamalar geldi. Hatta dönemin Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül bile biz dedi geçmişten gelen derslerle yeni Fethullahlara ve yeni yapılanmalara izin vermeyeceğiz açıklamalarını ısrarla vurgulamıştı. Şimdi gelinen noktada Adalet ve Kalkınma Partisi bu mücadeleyi, Fethullah'la mücadeleyi ortaklaşa ve bir her kesimle birleştirerek yapmadığı için zayıf ve sıkıntılı gidiyor. Yoksa mücadelede bir sorun yok. Mücadele edilecek. Bu örgüt sonuçta Milli Güvenlik Kurulu'nun içinde kırmızı kitaba girmiş vesaire ve beka sorunu olarak yürüyor. Ama bir taraftan da baktığınız zaman bugün kamikaze deniliyorsa bu işe, bugün bir büyük bir kumpas denilebiliyorsa, hala ilk günden itibaren baktığınız zaman Erdoğan bu işe hemen müdahale ediyorsa mutlaka bir şey görmüştür orada. Çünkü 2010'daki duyarlılık 2022'de çok farklı. Demek ki bir operasyon olarak değerlendiriyor. Bir şey düşünüyor orada. Veya bilgiler öyle geldi hemen. Ben bu bilgiler bugün geleceğine 10 ay önce, 3 ay önce, 5 ay önce servislerin, bizim istihbarat servislerimizin uyanık olması gerektiğini ve bunların bu operasyonlara imza atabileceğini düşünmesi gerektiğini. Yani sadece sizin dediğiniz tamam, ben de aynı fikirdeyim. FETÖ metrinde etmediği yerler var, renklendirmeler var bu adam ama bir taraftan da sen çok ciddi de kılcal damarlara da girmişsin. Yani çok ciddi bir operasyonlara da imza atıyorsun. O yüzden adım adım takip etmesi. Şimdi Yaşar Bey diyor ki demek ki buradan yenilenmemiz lazım. Mesela KPSS'yi, YÖK'ü vesaire. 9 yıldır ya bu adamlar zaten varlar, yürüyorlar. Ya. Sen demek ki yenilen. Şimdi Metin Külünk diyor ki YÖK baştan aşağı incelenmeli. Üniversiteler baştan aşağı incelenmeli. Hangi örgütler nerede cirit atıyor renklenmiş bir şekilde, Fethullah unsurları o üniversitelerde ne yapıyor? Bana ihbarlar yağıyor ya. Daha yeni Karabük Üniversitesi'nden bir dosya geldi. İsimlere bakıyorum. İnanamazsınız. FETÖ'yle. Fethullah'la bağlantılı ama adam şu anda ya menzilci gözüküyor, ya Atatürkçü gözüküyor, ya bilmem ne. Adam soruşturma geçirmiş, gelmiş dekan yardımcısı olmuş. Neler var ya? Hasan'la neler yaşıyor? Benzer şeylerin altında. Ya neler ki var? Yani şimdi demek ki bir sıkıntı var yani. Bu iş öyle Türk solunun Gladio yapmış, milliyetçilerine bu yapmış atarak olacak bir şey değil. Bu işi artık doğru düzgün bir şekilde bir karargah kurmalıyız. Yani partiler üstü hale getirmeliyiz. Yoksa biz bu KPSS'lileri falan çok yaşayacağız. Şimdi YÖK de soruşturma, eş zamanlı şekilde soruşturma başlattı. Operasyon yapılıyor şu anda. Matbaalar aranıyor vesaire. Ama buraya gelene kadar bunun neden olduğunu tabii ki muhalefet sorgulayacak. Buradan kimse kompleks yapmasın. Bence de Erdoğan çok ciddi bir şekilde müdahale ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen müdahale ederek çok doğru bir iş yapmıştır. Bu tartışmasız bir şey. DDK'nın harekete geçmesi, bugüne kadar hiç geçmedi ki DDK. Yani Abdullah Gül dönemini de hatırlayın, DDK'nın harekete geçmediği çok yerde biliyoruz biz. Burada geçmesi ki çok kritik bir yerdir bu KPSS işi. Ve bu KPSS'de böyle bir şey varsa bundan önceki yıllara da geriye dönük de bakılacak bence sorunlar vardır burada. Bunlar çıkacak ortaya daha. Geriye dönük de sınav şaibeleri var hala. Ve bizim hala bilmediğimiz 2013, 2014, 2015 askeri sınavlar, askeri okul sınavları var. Bilmediğimiz neler var daha. O yüzden bu mücadele şu anda tek bir ayaktan yürütüldüğü için, iktidarın bana dokunmayın ben yaparımla yürüdüğü için şu anda sıkıntı var. Çok öyle. O yüzden ben İYİ Parti, Ahmet Zeki Çok'un katılması o yüzden çok önemlidir. CHP'de bu işte mücadele verecekse çok önemlidir. KYK dediniz. Evet ben şunu doğru bulmam. KYK'daki herkes geri dönecek. Öyle bir şey değildir. Ama suçsuz varsa, gerçekten kurunun yanında öyle yaş dayanmışsa onlar bulunmalıdır. Ama
hakkaniyetli bir şekilde hukuk şeyinde yapılmalıdır bütün operasyonlar ve geri dönüşlerde. Ama bunun yanında ben şu anda İYİ Parti'nin de CHP'nin de buradan geri adım atmak veya AKP'nin de Fethullah'la mücadele geri adım atmak gibi de bu bir milli güvenlik sorunu kırmızı çizgi şeyde kitaptadır ve bu örgütle mücadele ama bunun bir karargahı olmadığı ortaya çıkmıştır. Ve biz şu anda hala delik deşik durumda olduğumuzu görüyoruz. Ve peki yarın Yüksek Askeri Şura başlıyor. Evet. Ondan sonraki terfilere bakalım. Kimler çıkacak bakalım. Yeni vakalar yaşayacak mıyız? Generallerde, amirallerde vesaire. Geçen onu da görelim. Yaşamış, iki sene önce yaşamıştık. Serdar Atasoy örneğini yaşamıştık. Evet. İstihbarat Daire Başkanı olmuştu. Şimdi yeni birileri çıkacak mı bakalım? Bekliyoruz. Devam edeceğiz. Kısa bir reklam aramız var onun ardından. Devam ediyor. Son bölümde başka bir konuya geçeceğiz. O da gündemdeki bir konu. Enflasyon oranları açıklandı. Şimdi TÜİK'e göre 79,6. Aylık enflasyon bir tık daha fazla bekleniyordu. Daha düşük geldi. O yüzden 79,6. Ancak sokakta farklı hissedildiği söyleniyor. ENAG'a göre ise %176. Çok tartışmalı bir durum bu. Hasan Öztürk, seninle devam etmek istiyorum. Mesela bugün senin yazılarını takip ediyorum. Yanlış mı hatırlıyorum diye tekrar baktım. Şöyle bir şey demiştin. Tencere ve cep içinde AK Parti oyunu kurmalı diye bir yazı yazmış. Dolayısıyla ekonominin ve ortaya çıkan bu rakamların siyasete o veya bu şekilde bir etkisi olacağını düşünüyor musun? Mesela enflasyon oranları açıklandı. Ben kime sorsam inanmıyor buna. Diyor ki ben ateşi daha hızlı, daha farklı hissediyorum. Evet. İstanbul için biliyorsunuz bir de enflasyon genel, açıklandı. Genel hem İstanbul için. Yani İstanbul için açıklandı. Şimdi enflasyon Türkiye'nin başının belası şu anda. Doğru. Hayat pahalılığı. Hayat pahalılığı tabii ki. Bu bir problem. Bu problemin siyasete, seçime, sandığa elbet yansıması olur. Mesela bu ülkede domatese 30 lira vermek yani, çok ağrıma gidiyor mesela. Bunun yansımaları olur. Hani Demirel'in sözü tencere her iktidar götürür meselesi. Doğru. Fakat bununla mücadele konusunda iktidarın ne yaptığı da önemli. Bununla birlikte madem yazılarımı okuyorsun şunları da okumuş olman lazım. 19 Mayıs 2021'den bu yana belki 12-13 tane yazı yazdım. Başlığı şuydu: zenginden alın fakire verin diye kurguladım. Ve devlet kendinden de feragat etsin diye devam eden yazılar yazdım. Niye? Çünkü bu dönemde pahalılık var, enflasyon yüksek, alım gücü düştü, dar gelirli ve ücretliler şu anda zorluk çekiyor. Ama enflasyonla beraber, bugün açıklanan enflasyonla beraber bankaların karlılıkları açıklandı bugün. 8 kat büyümüşler bankalar ve bankacılık sektörü Nisan ayında karı yıllık %770.8 artışla 34.9 milyar TL'ye yükseldi. Şimdi bakın, bir tarafta pahalılık var, 30 liraya biz domates alıyoruz, doğru mu? Hı hı. Evet, önemli bir şey. Dar gelirli ücretli için, asgari ücretli için, bordrolar için bu felaket bir şey. Ama aynı zamanda bankacılık sektörü medar iftarımızdır, daha da çok da kazansınlar. Nisan ayındaki karı yıllık oranda %777.8 artışla 34.9 milyar TL'ye çıkmış. Kasa kazanmış yani. Heh, yaşa, çok güzel. Bugün yine Sayın Muş açıkladı, rekor kırdık dedi değil mi? Temmuz ayında Türkiye tarihinin rekorunu kırdık ihracatla. İhracatta 250 milyar dolara yürüyor Türkiye. Şimdi bakın, bir tarafta pahalılık var. Doğru, enflasyon var. Zor geçinenler var. Bayağı zor geçinenler var. Onun içindeki devlet, hükümet ikinci 6 ayda bile tekrar zam yaptı. Asgari ücrette düzenleme yaptı. İşte efendim enflasyon farkını verdi memurlara, işçilere falan. Yani çünkü pahalılık had safhada, doğru. Ama öbür tarafta ihracatta rekor kıran bir sanayimiz var. İhracat rekorları kırıyoruz. Öbür tarafta finans sektörümüzde bankalarımız daha da çok kazansınlar. %707.8 oranında büyüyorlar ve 35 milyar liralık kar ediyorlar. Bir tarafta da hep konuştuğumuz konu, akşam pazar, bugün çarşamba pazarı, bizim Fatih'in pazarı, akşam saat 6-7'den sonra pazarda
geri kalanlar toplamaya giden insanlar fotoğrafı. Şimdi dolayısıyla burada bir hani gelir adaletsizliği, bölüşümün, paylaşımın adaletsizliği konusu söz konusu. Devlet de ya da şöyle diyeyim, hükümet de bununla ilgili şöyle diyor. En son bakanlar toplansın, Sayın Cumhurbaşkanı sözünü. Bunun farkındayız. Bir, yani pahalılık ve enflasyonun farkındayız. İki, biz tercihimizi enflasyonu direkt hemen düşürmekten yana kullanmıyoruz. Biz çarkların dönmesi, istihdamın devam etmesi ve üretimden yana kullanıyoruz. Onun içindir ki eğer biz enflasyonla doğrudan mücadeleye gitmiş olsaydık 10 milyon işsiz daha çıkardı. Ama biz 26,5 milyondan 31 milyona çıkarttık istihdamı. İstihdamın devam etmesine yanayız. Ve geride kalma ihtimali olanlar, yani yolda kervanın arkasında kalma ihtimali olan dezavantajlı gruplarda desteklemeye devam edeceğiz. Bu hükümetin politikası. Burada başarabilirler mi göreceğiz. Çünkü önlerinde bir seçim var. Yani şurada 10-11 ay kalmış bir seçim var. Ve bu seçimin, dikkat ederseniz, bence İyi Parti, şimdi Uğur Bey konuşacaktır. Ekonomi üzerinden başka hiçbir muhalefetin, sadece ekonomi üzerinden muhalefetini yapıyor. Sağda da bunu anlatıyor. Doğru bir strateji. Kendi açılarının doğru bir strateji. Ekonominin sandığı etkileyeceğini, seçimi etkileyeceğini, siyaset etkileyeceğini biliyorlar ki doğru. Bunun üzerinde hükümetin de bir şey yapması gerekiyor. Neler yapıyor? Mesela yine açıkladı ki başlıklardan biri doydu, konuşma fırsatınız belki olmayacak. TOKİ üzerinden 150 bin konutluk bir proje, dar gelirlere yönelik bir proje kampanyası başlatıyor Sayın Cumhurbaşkanı pazartesi günü. Bunu da ilan etti. Şimdi bunların tamamı sonunda milletin karşısına konacak sandıkta. Diyecek ki hükümet evet söz vermişti, konutu yaptı yapamadı, ona göre eleğini verecek. Pahalılıkla mücadele ediyordun ama ettin ya da edemedin diye buna göre karar verecek. İzleyiciden bir eleştiri var sana. Bana, okumama izin verir tabii misin? Tabii ki hepsini. Hakaret olmadığı sürece hepsini. Tabii ki hiç ona izin olmaz. Diyor ki Yunus Emre Kılıç, Erdoğan hocam bana hitaben yazmış. Allah aşkına Hasan Bey'e bankaların bu kadar çok kazanmalarının nedeninin Merkez Bankası'ndan %14 ile aldıklarını vatandaşa %3-4 ile satıyor. Bu yüzden bu kadar kar oluyor. Söyleyin Allah aşkına diye devam etmiş. Böyle bir 34 evet, diyebilir. Tamam. Kendisi yanlış yazmış. Hı-hı. Ben de öyle okudum. Yani hayır, burada bana eleştiri nerede? bana eleştiri nerede? İktidarı eleştiriyor. Size bakarken iktidarı eleştiriyor yani. Ben şuradayım. Ben şuradayım. O şey bunu ben, bütün okları üzerime çekerek de yaptım. Sözcü gazetesi dahil, Duvar dahil, Oda TV dahil, T24 dahil, saymayayım diğerlerini. Hepsi dahil. Ben bu yazı yazdığım zaman ek vergi istiyorum. Bu dönemde zenginleşmişlerden ek vergi istiyorum diye yazdığım zaman Hasan Öztürk yıllar öncesini hatırlatarak varlık vergisi istiyor diye haber yaptılar. Ben de şöyle dedim. Varlık vergisi de varlık vergisi kardeşim. Biz Ağustos depreminden sonra ne yaptık? İletişim vergisi diye bir şey koymuştuk. Hatırlıyor musunuz? Kalıcı oldu sonra. Kalıcı oldu. Amenna. Amenna. Kalıcı oldu. Bak sen de oradan hemen yakalıyorsun ama. Öyle ama. Ama bir şey yaptı. Ek vergi koydu ve depremle mücadele. Depremzedelerin ihtiyaçları için. Şimdi bu da deprem değil mi? Bu da bir deprem. Bunun nedenleri var bir sürü. Yani içeride de nedenler var, dışarıdan nedenler var. Covid'i deriz, savaş deriz. İyi ama deprem deriz, Allah'tan deriz, ekonomik kriz. Bakın, biraz yönetim tarzından bak, olmuyor mu? Benim orada perspektifim başka. Peki. Yani cevabımda var. Ama tam tersine bu. Ama ben şunu söylüyorum. Yarın bir gün AK Parti iktidardan düşse, muhalefetin herhangi bir partisi ya da muhalefet bloğu iktidara gelse de bu ekonomik modele devam ettirsinler. Üretim, yatırım, istihdam, ihracat üzerinden devam eden süreci devam ettirsinler isterim. Bu benim talebim. Yaparlar ayrı bir şey. Ama sonuç şu. Bu dönemde yani bankalarımızda 250 milyar dolar var ya insanlarımızın. Bunun 140 küsür milyar dolarının sadece ve sadece şey oldu. Yani paradan para kazanma üzerine tutuldu. Diğerleri ticari anlamda kullanılıyorlar. Sonra ihracatta 250 milyar dolar yakalayan bir Türkiye'den söz ediyoruz. Gidiyor. Bankalarımız karlılıklarını açıkladılar öyle. Bazı sektörlerimiz
2 yılımı doldurdum diyor. 2 yıllık siparişimin tamamını sattım. Hem de Amerika'ya satıyorlar. Savunma sanayinin küçücük. Yani tetik yapıyor. Bir tane tetik ya. Yani ve bunu da şey için söylemiyorum. Yani gurur duydum. Ama böyle büyük büyük sanayi kuruluşlarımız değil. Konya'daki küçücük atölyelerdeki insanlarımızı da dahil ederek söylüyorum. Yani 2 yıllarını, 3 yıllarını, önümüzdeki 2 yıllarını, 3 yıllarını bağlamış ve bütün anlaşmaları imzalamış insanlar ve takır takır iş yapıyorlar. Bir dostum var, tesadüfen tanıştım. Bir yerde tanışmıştım. Geçen telefonla konuşuyorum. Elektrikli araçlar yapıyor, küçük küçük araçlar yapıyor, böyle çekiciler falan. Nasıl işlerin diyorum. Diyor ki, ya ben kötü dersem Allah başıma taş yağdırır. İşlerim çok iyi. Şimdi bakın, işleri çok iyi olanlar var. Ücretlerde çok zorluk çekiyorlar çünkü pahalılık var. Burada diyorum ki o zaman sana ek vergi istiyorum ben. Bana arkadaşıma da söyledim. Sana ek vergi istiyorum. Bunu da savunuyorum. Diyorum ki bu dönemden atlatabilmek için bunu yapmamız gerekiyor. Niye? Gelir adaletsizliği, gelir uçurumu bu kadar açılmasın. Benim durduğum yer burası. Teşekkür ederim. Uğur Bey ne dersiniz? Ekonomi konuşuluyor ki Hasan Öztürk de az önce iktidar bloğunun özellikle ekonomi konusunda, özür dilerim, muhalefet bloğunun özellikle ekonomi konusunda eleştirilerini ve muhalefetini sürdürmesinin kendileri açısından doğru olduğunu söyledi. Bir yandan da TÜİK'in açıkladığı son veriler var. Bu siyasete, hayatımıza nasıl yansıyor? Sayın Aktaş, şimdi günün sonunda siyasetçi olmak, gazeteci olmak, hukukçu olmak ya da diğer unsurlarımız bizi toplumdan ayıran unsurlardır. Hepimiz toplumun bir parçasıyız. Bu toplumun içinde yaşıyoruz ve bugün Cenab-ı Hak bize nasip ettiği hem itibar, hem makam, hem görevler, bunların hepsi bu topraklarda bu milletin imkanlarıyla olmuş. Şimdi o yüzden vatandaştan uzak, vatandaştan kopuk tespit yapabilmemiz mümkün değil. Sayın Öztürk de yapmadı zaten. Şimdi burada yalnız olay okuma şekli değişiyor. Şimdi öncelikle 1 doların 18 lira, 18 lirasına neredeyse 17.96'ya tekabül ettiği bir yerde elbette ki Türkiye ihracatta rekor kıracaktır. Yani ancak ihraç ettiğimiz ürünler bizim yan sanayi dediğimiz küçük ürünler ihraç ediyoruz. Yani büyük teknoloji transferleriyle büyük ve uluslararası markalar, ulusal markalar oluşturamıyoruz maalesef. Şimdi bununla birlikte bankaların kar göstermesine geldiğimiz zaman da evet biraz önce de seyircimizin sorusu da aslında bunun bir başka tedariğiydi. Yani %14 ile Merkez Bankası veriyor. Bankalar %24 ile Merkez Bankası'na veriyor. Şu an bankalardan gidip kredi kullanmak istediğinizde %40 ile kredi kullanıyorsunuz. Bankalar kredi vermemek için şu an bizi seyreden esnaf var, iş adamı var, sizlerin eşi dostu var. Şu an bankalardan kredi verilmiyor. Yani kredi talep ettiğinizde bir işletme için 1 milyon kredi talep ettiğinizde 1 milyon işte 1 milyon kredi size limit açılıyor ancak fatura karşılığı veriliyor. Normalde nakit verilmiyor. Diyor ki sen bu parayı alacaksın, döviz alacaksın. Ben bunu engellemek zorundayım. Bakın Türk bankacılık sektörünün tedbiri bu. Kredi vermezsen milletin çektiği krediyi tahsil için avukatlar ve diğer tüm alanlarla birlikte harır alır sahada çalışırsan kaygılarında birçok vatandaşın çektiği krediyle ilgili kredileri geri çağırırsan ticari kayıklarla bunlar gayet doğaldır. Ama bunları siyaseten bizim mazur görebilmemiz mümkün değil. Çünkü bankalar büyük tüccarlar. Büyük tüccarlar bu tüm hususları krizleri öngörmekle mükelleftirler. Öngörmeyip de vay efendim kriz oldu, vay efendim dolar 18 lira oldu, euro 18-19 lira oldu, getirin hemen kredileri gibi refleksler gösterirsen, o karınca doğası gibi bütün vatandaşa kredi verirken imzalattırılan satır aralarındaki yazılanları uygulamaya koyarsan, o zaman bankalar kredide bu bankalar yıl sonu açıklamasında karlarını ortaya koyarlar. Parayı bir yere kullanmıyorlar. Vatandaşın çektiği krediyi tahsil ediyor, kimseye kredi vermiyor. Merkez Bankası'ndan %14 alıyor, bankaya da %24 de veriyor Merkez Bankası. Biz almaya kalkarsak %40, %50. Yani banka kar açıklamasında kim kar açıklayacak? Şimdi evet kar açıklaması doğru. Sayın Öztürk orada bir manipülasyon yapmıyor. Ama karın arka planı bu. Yani ticaret mantığındaki arka planı. İhracatta bir cümle ilave edebilir miyim? Sözünüzü kesebilir miyim? Bir cümle. Buyurun. Şimdi keşke diğerlerini de söyleseydim. Yani ben bankacılığı söyledim ama firma ismi söyleyebilir miyim? Hayır. O zaman dünyanın en büyük
cam üreticilerinden birisinin karlılık oranı %276 idi. 376. Sayın Öztürk, bakın bunda hiç bir problem yok. Gibi. Sayın Öztürk. Dünyanın en büyük gıda üreticilerinden birisi Türk firması. Evet. Karlılığı yine %200'lerin üzerindeydi. Bence böylesi durumlarda firma adı vermek gerekir ama Rütük'ten korkuyorum. Tamam, vallahi. Ben başka bir televizyonda çıkarttım. Evet. Açıkladım. Medahar iftarımızdır ya. Karlılık. Bence de. Tabii yani. Yani öyle. Sayın Öztürk, bakın. Burada ihracat. Yani sadece bankayı söylemiyorum onun için. Hayır, haklısınız. Bakın orada da biraz önce de cümlemin öncülü şuydu. İhracatla ilgili de. Çünkü Türk lirası dolar karşısında çok değersizleşti. Yani bir Amerikalı ya bir Amerikan doları ya da bir euro ile Avrupa bölgesinde satın almalar daha kolay. Çünkü bizde hala takdir edersiniz ki asgari ücret 5500 lira. Yani ekonomik bir kriz var. İşveren içinde bir kriz var. Normal esnaf içinde. Diğer işletmeler içinde. Şu an kamu kaynaklarında da kriz var. Hatırlayın geçtiğimiz Haziran ayında ek bütçe yapıldı. Yani bunların hepsi bir kriz olduğunu ifşa eden durumlar. Şimdi dolayısıyla ihracat bazında değerlendirirsek konuyu dediğinize kesinlikle haklısınız. Ama biz ekonomiyi toptancı bakış açısıyla değerlendirmemiz gerekiyor. Bugün Türkiye'de iç içe girmiş 3 tane kriz var. Bunlardan bir tanesi mevcut enflasyon. Yani TÜİK rakamları %80 diye açıklarken vatandaş rakamları %150'lerin üzerinde hissediyorlar. Bugün ENAG'ın açıkladığı %180. Bunu hissediyoruz yani bunu inkar edeceğimiz bir durum yok. Bununla ilgili fırsatçılık değil, o değil, bu değil ama sonuç vatandaş bunu hissediyor. Bu rakamlarla hissediyor. Bu birinci krizimiz. İkincisi bu döviz, faiz ve enflasyon Bermuda şeytan üçgeni gibi bu sarmalda ciddi bir patinaj oluşturuluyor. Öbür tarafa geliyorum. Bir akıl tutulması krizi var. Bununla ilgili iktidar da yani bunu yönetmesi, bu süreci bir şekilde toplumu da teskin etmesi gereken makamlardan bir, makul bir açıklama geldi. İki, planlamanın ve programın ne olduğu vatandaş anlamıyor. Üç, bu konuyla ilgili örnekler vermeyeceğim, eski defterleri açmayacağım. Ama gerçekten yetkili makamlar güven vermiyor. Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Hazine Maliye Bakanı yatın kalkın 6 ay sürerse değişecek dedi. 6 ay biteri 3 ay yok. Yani örnek veriyor. Bir Maliye Bakanı yani vatandaşın anlayacağı dilde konuşmak, vatandaşın anlayacağı şekilde demek, yani mantıkla bağını kopartmış ve böyle şey ağzıyla, sokak ağzıyla konuşmayı gerektirmiyor. Yani bugün Maliye Bakanı'nın birçok alanda artık konuşma yasağı var. Fiilen bu asparagas olabilir, rivayet olabilir ama uygulamada Hazine ve Maliye Bakanı konuşmuyor. Yani bu haberi ya da bu rivayeti destekleyen bir durumda yaşıyoruz. Bununla birlikte geçenlerde Sayın Merkez Bankası Başkanı'nın İstanbul'daki iş adamlarıyla olan toplantısını gördük. İş adamı orada serzenişte bulunuyor. Ve Sayın Merkez Bankası Başkanı diyor ki alma kredi. Nasıl yapacak adam kredi almadan? Şu an diyorsun ki iş adamlarına 15 milyondan sonraki dövizlerini bozduracaksın. Adam döviz artıyor. Yurt dışından Eylül ayında, Ekim ayında, Kasım ayında, öbür aylarda dövizle para ödeyecek. Şimdi BOTAŞ şu an ciddi anlamda piyasadan döviz toplamak durumunda. Çünkü kış yaklaşıyor. Doğalgazla ödeme yapacak BOTAŞ. Ne yapacak bunu? Elma ile armutla ödeyecek hali yok BOTAŞ. Ya bütün bunların hepsiyle birlikte burada bu ekonomik krizi yok sayım, bu ekonomik krizi olumlamaya çalışmak, ha ümidi kaybetmemek ayrı bir konu. Ama biraz önce o iyi dileğiniz için teşekkür ediyorum. Muhalefetin de bu süreci iktidar olurlar da yönetsinler. Bu hassasiyetle, üretimle, istihdamla devam etsen hassasiyetinizi. Şunu ben en azından bunu parti kurumsal açısından söylemiyorum. Sadece uğur olarak söylüyorum. Bazen ülkedeki bütün bu kritikleri ve yanlış şeylerden ben de karamsarlığa düşüyorum. Siz de düşüyorsunuz. Evet. Üzülüyorsun. Hepimiz aynı ülke için üzülüyoruz. Aynı topraklar için üzülüyoruz. Ama şunu hatırlayın lütfen. Çok özür dilerim. Mavi gözlü bozkurtumuz Mustafa Kemal ve silah arkadaşları o Kurtuluş Harbi'nden sonraki o ülkeyi bize Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak inşa edip hepimize emanet etti. Babalarımız, dedelerimize ve bizlere emanet etti. Türkiye bir daha bir Kurtuluş Harbi yaşamayacak. Dolayısıyla o günkü şartları dikkate aldıktan sonra bu ülkenin çözülemeyecek hiçbir sorunu olmadı. Birlik ve beraberlik içerisinde ayrışmak, birbirimiz aklıyla, birbirimizin vicdanıyla ipotek koyarak dalga geçmeden
Biz bu süreci hep beraber yürütebiliriz. Allah izin verirse İYİ Parti iktidarında, bugün AK Parti zaman zaman yaptı demeyeceğim, her zaman yaptı gibi, bu tenkit ve eleştiri ve önerileri muhalefet yapıyor diye kulaklarımızı, gözlerimizi tıkamayacağız. O günkü muhalefet, İYİ Parti iktidarındaki muhalefetin tüm önerileri, tenkit ve tespitleri en az iktidar olacak olan İYİ Parti'nin vizyon ve programları kadar kıymetli ve değerli olacak. Alan körlüğü diye bir şey var. Bu alan körlüğü herkese duyularınızı kapattığınız anda ortaya çıkar ve sizi felakete sürükler. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'ni biraz FETÖ'den, biraz liyakat sorunu olan kadrolardan, biraz siyasetin kendi işgüzarlığından neden olduğunu bilmiyorum. Ama yaşadığı güven problemini doğrudan muhalefete aktarmak yansıtmasına gerek yok. İYİ Parti bu topraklar için, bu millet için, Cumhuriyeti Devleti için, Türk milleti için çözüm üretmeye çalışıyor. Uğur Bey. Elimizden gelen gayreti bugüne kadar gösterdik. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Buyurun. Programımız 45 dakika sonra bitecek. Yani bir tur daha dönebilmek için sözünüzü kesmek istiyorum. O zaman başka bir konu başlığıyla geleceğim. Çünkü 3 konuyu değerlendirmek istiyorum. Tamamdır. Size tekrar geleceğim. Sağ olun. Yaşar Bey, ne dersiniz bu ekonomik? Bir cümle söyleyebilir miyim? Uğur Bey, Uğur Bey'e atıf yapalım. Sonradan cevap da verebilir. Şimdi diyor ya hani hükümet muhalefetin söylediklerinin tamamını, yani eleştirilerin tamamını reddediyor. Ama oysa bugün de tartıştığımız bir konu var. Kemal Bey söylüyor, Erdoğan yapıyor meselesinde de muazzam bir hani tartışma konusu. Onu da yani, hatırlatmak isterim. Kabul ediyor musunuz? Hayır, yok, ben bunu hatırlatıyorum sadece. Peki. Muhalefet böyle söylüyor. Tabii muhalefet böyle. Değerlendirmesinde tabii de canım, bir şey yoksa benim bir an şaşırdım. Yok, benim bakış açım var yani orada. Sayın Öztürk'e katkı olsun. Adalet ve Kalkınma Partisi bunu da reddetti. Örnek olarak veriyorum. Peki. Şimdi Yaşar zaten Bey, Türkiye'de iktidar muhalefet ilişkileri zannediyorum birine söylerse öbürünün reddetmesi üzerine kurulu. Şimdi Hasan Bey de Uğur Bey de bahsetti. Büyük bir küresel krizle dünya yüz yüze. Türkiye çözüm konusunda dünyanın geri kalanıyla ayrışıyor. Dünyanın tamamında fiyat artışlarını kontrol etmek temel öncelik haline gelmiş. Faizlerin yükseltilmesi de fiyatların artışını önlemeye yetmiyor. Türkiye bu krize bağlı tsunami'nin hissedildiği dönemlerde üretimi ve büyümeyi önceleyen, istihdamı önceleyen farklı bir program izlemeye karar verdi. Bu programı da kararlı bir şekilde izliyor. Ve tutarlı bir şekilde de izliyor. Bu programı kararlı ve tutarlı bir şekilde izliyor. Enflasyonun bileşenlerinden bir tanesi talep. Enflasyonu düşürmenin yöntemlerinden bir tanesi talebin kısıtlanması. Eğer toplumu talep edemez hale getirirseniz enflasyonu düşürecek bir etki bu da oluşturur. Türkiye bu anlamda talebin daraltılmasını, talebin kısıtlanmasını bir yöntem, program ve siyaset tarzı olarak benimsemiyor. Faizi yükselterek enflasyonu önleyebileceğini düşünenler şimdi resesyonun öncesinde, hatta resesyona girdiler ki bir ekonomi açısından tehditleri sıraladığımız zaman enflasyon tehditlerden biridir ama enflasyondan daha büyük tehdit resesyondur. Amerika'nın şu anda başına gelen. Enflasyondan daha büyük tehdit resesyondur. Çoklu tehditle karşı karşıya kaldığınız zaman tehditlerin önceliklerini sıralarsınız ve buna göre mücadele edersiniz. Şimdi Türkiye küresel ölçekte politika olarak büyümeyi, üretimi ve istihdamı önceleyen bir politika izliyor. Bunun doğal sonucu, buna bağlı olarak enflasyon yükseliyor. Enflasyona karşı da hükümet bir taraftan büyüme endeksli politikalarıyla enflasyonu düşürmeyi, yani enflasyonun bileşenlerinden bir tanesi talep dedik ya, talebe bağlı olarak üretimi artırmayı, üretimle arzla talep arasındaki dengeyi böyle kurmayı amaçlıyor. Buna bağlı olarak kamu gelirleri yükseliyor ve sosyal politikalarla enflasyonun etkilerini azaltmayı amaçlıyor. Peki sosyal politikalarla enflasyonun etkilerini azaltabiliyor mu? Burada üç tane parametre arasında karşılaştırma yapmamız lazım. Doğal işleyen, normal koşullarda işleyen ekonomide üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasında, tüketici fiyatlarıyla da faiz arasında bir ilişki var. Bunlar birbirine yakın noktalarda oluşur. Türkiye'nin tüketici enflasyonu, yani tüketici fiyatları
Üretici fiyatlarının neredeyse yarısı kadar. İşte bu bir politikadır. Maliyetlerdeki artışların tamamı demek ki tüketiciye yansımıyor. Bunun önemli nedenlerinden birisi politika faizinin %14'le tutularak bir makas oluşuyor. Bu makas sebebiyle haksız kazanç elde edenler var mı? Var. Ama politika faizini %14'le tutarak kredi faizlerinin ki %40'a kadar yükselen faizler de var ama ortalaması %28'lerde falan zannediyorum. Öyle açıklanıyor. Sonuç itibariyle kredi faizlerini de tüketici fiyatlarının neredeyse yarısı seviyesinde tutmak da hükümetin enflasyona karşı koruma programının başarılı olduğunu gösteriyor. Faizleri %14'te tutarak kredi faizlerini üretici fiyatlarının dörtte biri, tüketici fiyatlarının yarısı seviyesinde tutmanın bir maliyeti var mı? Hazineye bir maliyeti var. Ama üretimi desteklemenin hazineye sağladığı avantajlar da var. Bu avantajın sonucu olarak ek bütçe önümüze geliyor. Eğer kaynağınız yoksa ek bütçe yapamazsınız. Sadece harcama ihtiyacınız sizi ek bütçeye götüremez. Bunun için bir de kaynak bulacaksınız. 900 milyar TL'lik bir ek kaynaktan söz ediyoruz. İşte bu üretimin gücü. Eğer elinizde bir kaynak yoksa nasıl ek bütçe yapacaksınız? Üretimi desteklerseniz bu üretime bağlı olarak vergi ve bir takım dolaylı gelirlerle hazinenin ödeme gücünü, ödeme kabiliyetini de ayakta tutarsınız ki krizle baş etmenin en temel kriterlerinden biri de bu. Aslında Türkiye'yi teknik anlamda bir krizde olup olmadığını da tartışmak lazım. Çünkü krizden söz edebilmek için sistemin yönetilebilir olmaktan çıkması, siyasetin karar alma gücünü tamamen kaybetmesi lazım. Bunu nerede gördük? 2001'de gördük. 2001'de siyaset içinden o günkü sorunlara bir çözüm üretilemedi. O günün ihtiyaçlarına memur maaşlarını karşılayacak kaynak bulunamadı. Bir müstemleke ülkesi manda rejimi gibi Amerika'dan bir siyasetçi, devşirme bir siyasetçi davet edildi. O da gelmeden telefon etti, dedi ki sanıyorum 11 tane kanunu değiştireceksiniz dedi. 15. 15 kanunu değiştireceksiniz dedi. Pazartesi günü gününe kadar. O 15 kanunun 11'i daha onun uçağa inmeden, hani güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz ya, o işte o parlamento telefonla manda rejimi gibi o kanunları o devşirme siyasetçi Türkiye'ye gelmeden değiştirdi. Bu anlamda şimdi küresel ölçekteki karşılaştırmalara kaç da bakıyoruz. Kaç yılına kadar o mandacı sizin ekonomi politikalarınızı belirledi? Şimdi şunu diyeceksiniz, 2010 yılına kadar Babacan vasıtasıyla 13'e kadar o 2010'a kadar o politikaları devam ettirdi Babacan diyeceksiniz ama Babacan ben şimdi biliyorsunuz altılı masanın ekonomisti. O ekonomi altılı masanın ekonomi politikalarını yönetiyor. Şimdi o arkadaş. Yok öyle bir şey canım. Yani Uğur Bey orada ama altılı masanın ekonomi politikaları Sayın Babacan'ın yönettiği doğru değil yani. Hayır canım, kendileri seyredi. Meral Hanım seyredi. Ekonomiyi Sayın Babacan'a... Yok öyle bir şey demedi Sayın ya. Sayın Genel Başkan öyle bir açıklaması yok Sayın Özel. Peki bulayım ben sizi size biraz. Lütfen bulun. Genel Başkan'ın öyle bir açıklaması yok. Yüzüm çıktı. Kendi ekonomi kurmaylarımız pardon ben onu bir cümlede söyleyeyim. Kemal Bey bak, ben hiç rahatsız olmuyorum çocuğun kesilmesinde. Kemal Bey, Sayın Kılıçdaroğlu bir toplantıda Murat Yetkin tabii, yazdı köşesinde. Tabii tartışmanın zengin olmasında fayda var. İş adamları toplantısında Kemal Bey'e bir soru geldiğini söylüyor. Gençler tarafından ve genç iş adamları tarafından. Sayın Babacan mı yönetecek diye olabilir vesaire diye. Oradan Murat Yetkin Babacan'ın yöneticine dair bir yazı yazdı. Sonra Kemal Bey de öyle bir karar almadık dedi. Meral Hanım'ın zaten böyle bir şeyi yok. Demeci tamam. De yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şeyi. Uğur Bey. Yani kamuoyundan da tamam. Teşekkür ederim. Yaşar Bey ben de sözünüzü kesip bir soru sorayım mı? Buyurun. Mesela bir genel çerçeve çizdiniz işte politika faizi, 2010 öncesi, 2001 krizi genel bir yorum yaptınız. Fakat mesela sokaktaki kişinin sorduğu soru şu. Domates niye 30 lira? Şimdi işte şunu söylüyorum. Yani bankalar bu kadar kazanıyor olabilir ama ben domatese 30 lira veriyorum. Bakın onu söyleyeceğim. İşte bir politikayı tartışırken alternatiflerin maliyetini de tartışmak lazım. Şimdi bu sonuçta iki tane, bunun alternatifi iki tane politik tercihte bulunabilirsiniz. Bir tanesi domatesi satın alamayacak hale getirirsiniz vatandaşı. Domatesi satın alamayacak hale getirirsiniz ve fiyatını düşürürsünüz. Bunun yöntemlerinden biri bu. Şimdi Almanya
İşte bak bas bas ciyak ciyak ciyaklamaya başladılar. Faiz artırmayı konuşuyorlar. Uğur Bey şey dedi, enflasyon, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla işte vatandaşın enflasyonu arasında yarı yarıya fark var. İki katı. Gerçek enflasyon TÜİK'in açıkladığının. Dünyanın her yerinde aslında benzer değerlendirmeler var. Alman Ticaret Odası, Alman kamu otoritelerinin açıkladığı enflasyon rakamının gerçek enflasyonun 5 katı olduğunu söylüyor. %40 olduğunu söylüyor. %8,5 değil. Dünyanın her yerinde. Çünkü enflasyonun hesaplama yöntemleri var. Herkes sonuç itibariyle kendi enflasyonu üzerinden enflasyon tarifi yapıyor. Dolayısıyla vatandaşın yaşadığı sorunları tabii ki anlayışla karşılamak gerekiyor. Ama alternatif politikaların maliyetleri daha ağır. Bugün işte üretici fiyatları %135'lerdeyken tüketici fiyatlarının %79'larda tutulması da bu politikaların sonucu. Bunun dediğim gibi bir maliyeti var ama bunun alternatiflerinin maliyeti çok daha yüksek. Şimdi bankaların, Uğur Bey, kredileri geri çağırıyorlar. Yeni kredi olarak da vermiyorlar dedi. Kredi olarak vermiyorlarsa parayı nasıl kazanacaklar? Kasada tuttukları paradan para kazanabilirler mi? En nihayetinde bankacılık sektörü paranın pazarlanmasından elde edilen faizle karını elde ediyor, değil mi? En nihayetinde banka kendi kaynaklarını kullanma, bankanın performans kriterlerinden bir tanesi. Banka peki, şirket değil mi Sayın Baş? Şirket. Tamam, banka sadece kendisi bu konuyla ilgili kendi yatırım alanları yok mu bankaların? Yatırım alanları var. Evet. Yani kredi vermezseniz riskiniz olmaz. Paranız cebinizde kaldığı zaman da kasanızda kaldığı zaman da nihayetinde kendi iştiraklerine de kredi veriyor bankalar. Bunu 2018'de de yaşadık. Kendi iştiraklerine kredi veriyor. Yani sonuçta bankalar bu kredileri veriyor. Tamamlayın lütfen. Dünyanın her yerinde de sonuç itibariyle Merkez Bankası'nın politika faizi kredi faizleri konusunda dolaylı teşviktir. Aslında ben Merkez Bankası Başkanı'nın da sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye kredilerin kullanım alanlarını çok daha sert denetlemeli. Dünyanın her yerinde teşvikli kredilerin kullanım alanları kamu otoritesi tarafından denetlenir. Bu denetimin aslında çok daha sert bir şekilde yapılması lazım. Çok daha sert bir şekilde yapılması lazım. Madem ki bu krediler teşvikli krediler, madem ki bu kredilerin faizleri hazine tarafından bir bölümü karşılanıyor, o takdirde hazine kendine maliyet üreten, dolaylı olarak teşvik ettiği bu kredilerin kullanım alanlarını çok daha sert bir şekilde, çok daha güçlü bir şekilde denetlemesi gerekir. Bir şey daha söyleyeceğim. Lütfen. Hazinenin yükünden konuşuyoruz. Türkiye'nin toplam kredi hacmi zannediyorum 2.7 trilyon TL civarında, 2.5 trilyon TL civarında. Hazinenin bu faiz teşvikleri sebebiyle hazineye oluşan maliyet ne kadar? Yıl sonu maliyetlerini de ayrıca konuşuruz da bugün itibariyle 35 milyar TL civarında. Eğer hazine faizleri kontrol etme mekanizmalarını devreye koymasaydı 2,5 trilyon lira krediye ekonominin ödeyeceği maliyeti de ayrıca hesaplayın. Bunlar hazinenin kullandığı kaynaklar, hazinenin yüklendiği sorumluluklar, krize karşı koyma ekonomiye yapılan saldırıları ve krize karşı koymak için kullanılan fren mekanizmalarının maliyeti, madem ki bir sorun var, bu sorunun maliyetini elbette hazine üstlenecek ama en önemli kriterlerden bir tanesi ek bütçede hazinenin kaynak üretme kabiliyetinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Bugün Türkiye'de 150 bin tane konutun finansmanından söz ediyoruz. 150 bin konutun finansmanı sosyal açıdan taşıdığı anlamın dışında ekonomik açıdan iki anlam birden taşıyor. Biri konut talebini karşılayacak bir konut arzı meydana getiriyor. Konut ve kiraların düşmesine neden olacak bu. Ama bundan daha önemli bir değeri var. 150 bin konutun maliyeti kadar, yani minimum 100 milyar TL hazine aynı zamanda ekonomiyi finanse ediyor. Bunun kaldıraç etkisi ekonomide büyüme olarak karşımıza gelecek.
Bu aynı zamanda hazine gelirlerinin daha da güçlenmesi, hazinenin kaynak kullanım imkanlarının daha da gelişmesi, enflasyona karşı koruma programlarının da daha etkin bir şekilde yürütülmesi sonucunu da doğuracak. Peki, teşekkürler. Bu konuya gelerek bitirmek istiyorum ben ama Aytunç'un da yorumunu... Evet, ekonomiyle ilgili ben şimdi o domatesle başlayalım. Fide, komisyoncu, tüccar, nakliyeci, halci ve marketler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hani domates örnek veriyoruz. İyi ama bunlar yeni çıkmadı ki. Ay işte buraya geliyorum şimdi ama. Şimdi bu geçen yılla bu yılı karşılaştırdığın zaman fideciyle markete kadar uzanan süreçte tohumundan gübresine, işçiliğinden nakliyesine kadar her şey %150, 200, 300 arasında zamlandı. Bunların rakamları istatistik anlamda ortada, gübre fiyatlarından başlayarak. Yani bir tohumun mesela tohumculukta biz %80'ini ithal ediyoruz. Antalya'daki domates üreticileri mesela orada tohum diyor. %80'ini ithal ediyoruz diyor. %80 ithalat yaptığın zaman, ithal ettiğin zaman fidenin işte fiyatı kaça geliyor? 4 liraya geliyor. 2021'de 8 2020'de 4 lira, 2021'de 8 liraya satıyor fidesini. Seracı alıyor. Serada başlıyor. Bu fideyi almış 8 liraya. O da orada eklemeler yapıyor. Yani şimdi Türkiye'de çok ciddi bir şekilde %150 ile 300 arasında gübresi, mazotu, elektriği her şeye zam girdikten sonra ve bu döviz kurlarıyla da birlikte bunu kontrol edilemeyen ve öngörülemeyen bir politikayla bunların yaşanması kaçınılmazdı. Şimdi biz öyle bir noktadayız ki Adalet ve Kalkınma Partisi bize 20 yıldır iktidarda olmadığını, son 1,5 yıldır iktidarda olduğunu anlatmaya çalışıyor. Sıkıntı burada aslında. Yani 19 yıl, 18 yıl boyunca üretim ekonomisinden uzak durup daha çok ithalat ve inşaat ekonomisi üzerine kurulan bir yapılanma ve 1,5 yılda da ben diyor devrim yapıyorum, üretim devrimi yapıyorum diye başlayan bir süreç. O zaman insanlar da diyor ki ya diyor sen diyor 8 liradan doları 18 liraya çıkarmasaydın, 18'den 11'e düşürmeseydin, 11'den bir daha 18'e çıkarıp aradaki insanları zengin etmeseydin de biz bu sorunları yaşamasaydık diye sormaya başlıyor. İki, senin ekonomi modelinin, Türk ekonomi modeli, Çin ekonomi modeli, Malezya, Bangladeş bilmem ne ekonomi modeline döndü. Bir karışık ortaya ortodoks, heterodoks tartışmalar üzerinden giren kavramlar. Fakat geldiğimiz noktada ne oldu? İthalat 206.3 milyar, ihracat 144 milyar dolar. Yani bu 2022'nin şu andaki ay itibariyleki rakamları. Yani sen hala cari açığını o cari fazlaya döndürememişsin. Yani hala borçlusun. Ve bu senin enflasyonla mücadeleni engelliyor. Şimdi dünya resesyona giriyor. Biz faizleri indirme, ben de faiz konusunda iktidarın bugünkü politikalarının başından beri yani Türkiye'yi bir faiz kur sarmalına girmesini savunanlardan ve ekonomiyi de böyle okuyan biri değilim. Yani ekonomiyi gelir dağılımındaki adalet üzerinden okuyan biriyim. Ben her zaman bunu da söylemişimdir. Ama sen 2002'de 6,5 milyar liralık hane halkı borcunu 2021'de %139 arttırarak 909 milyar liraya çıkartmışsan burada bir sorun var demektir. Senin ekonomi politikalarında bir sorun var demektir ve son bir yılda alacağın önlemlerle bankaları kar ettirebilirsin, sermayeyi kazandırabilirsin. Evet dediği gibi Hasan Öztürk'ün işte sanayici der ki ben kazanıyorum ama makas açıldı artık. Bir tarafta %1 var, bir tarafta işte altta kalan bütün kesim var. Altta kalanın canı çıksın sistemine döndü. Ve sen bunu bir yılda devrim yaparak düzelteceğini söylüyorsun. Hayır, bir yılda olabilecek bir şey değil. Bütün dünyada eğer ayakta kalabilecek, gelişen, gelişmekte olan ekonomilerin hepsi 30-40 yıllık pratiklerle buralara geldiler. Şimdi Çin modelini herkes, Çin dedi mesela ilk başta bunu bir iş adamını hazırlatmışlardı vesaire veya bir mali müşavirdi galiba. Bu Çin modeli dedikleri yapılanmayı falan. Çin dediğin şey 45-50 yılda oluştu. 1963'te başladı onların bu dönüşümü. Biz 2020'de başlayacağız. 2023'te bunun sonucunu alacağız. Hayır öyle bir şey yok. Alamazsın. Çünkü senin ithalat ve ihracat konusunda sen ithalatçı bir ekonomiyle yürüdün. 20 yıl boyunca, 18,5 yıl boyunca. Ve şimdi de bundan vazgeçemiyorsun. Esas sorun bu. Şimdi Ali Babacan'ın niye ayrıldığını anlıyorsun. Hayır, Ali Babacan'ın niye ayrıldığı. Şimdi Ali Babacan liyakatsızmış zaten. Onu oraya getirmişler vesaire. Kim getirmiş onu da bilmiyoruz. Onu da bilmiyoruz şu anda yani. Kim getirdi oraya Ali Babacan'ı bilmiyoruz şu anda. Siyaseten liyakatsız olduğunu biliyorduk. Liyakat sorunu çünkü varmış vesaire. Yani
Hayır, parti, buradaki mesele şu. Ali Babacan buraya imzayı tek başına katılmamıştı mesela. Hatırlıyorsunuz, siz yazılarınızda yazıyorsunuz bunu. Açık yüreklilikle yazanlardan birisiniz. Evet, birkaç kişi daha var böyle. Takdir ettiğinizde gördüm, çok memnunum. Hayır, olmadı. Burada bir sıkıntı yok. Ben bunu ekranda da söyledim, aldım dedim, ben söylemiyorum dedim. Hasan Öztürk söylüyor dedim, buyurun dedim. Bir gün Fox TV'deki yayında burada. Ben niye söyleyeyim dedim. Ben söylersem muhalefet söylemiş oluyor. En azından iktidar söylemiş olsun bu sorunları. Şimdi daha geçen gün Metin Külünk dedi ki bu sistem dedi zengini zengin yapıyor, fakiri daha çok fakir yapıyor dedi. Ben söylemiyorum, MKYK üyesi söylüyor. Yani biz söylersek sorun oluyor ya AKP'ye, cenahına. Onlar söyleyince daha rahat konuşabiliyorsun tabii bu sefer. Çünkü dış güçler bize söyletmiş olmuyor. Burada esas mesele artık bizim bu ne dediğini, ne olduğunu bilmediğimiz bir ekonomi modeli de şu anda hani kafa şimdi serbest piyasayı savunan bir AKP, özelleştirmeler tüm hızla sürecek, hazine arazileri devamlı satılacak, koylar satılacak, bilmem ne satılacak. Ve arkasından diyecek ki ben ortodoks politikalardan vazgeçtim, daha böyle karma ekonomiye doğru kayacağım diyecek. Merkez Bankası zaman zaman müdahaleler edecek sermayeye vesaireye, ama diyecek ben serbest piyasayla yürüyeceğim, özelleştirmelere devam edeceğim. Stratejik noktaların hepsi zaten şu anda sende değil. Senin öyle bir şeyin yok ekonomik anlamda. 20 yılda 66-68.8 milyar dolarlık bir özelleştirme yapmışsın ayrıca. Ve bitmiş artık, satacak bir şey kalmamış özelleştirme anlamında da, kritik noktalardan bahsediyorum. Şimdi bunları alt alta koyduğumuzda ben enflasyonu işte düşürmek gibi bir kaygım yok. İnsanlarımı ezdirmem, ama insanlar bu şekilde de eziliyor. Bunun çözümünü bulacaksan daha sert önlem yapacaksın. Geçen gün Korkut Poradal çok net koydu. Çok net. Ben hala bunu ısrarla söyleyeceğim. Son 10 yılda, son 15 yılda zenginleşen herkesten nasıl zenginleştikleri araştırılıp vergilerine vergi, daha da onlardan alıp emekçiye bunu vereceksin. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Geldiniz mi benim dediğime? Yani benim dediğim, siz eski dev gençli olduğunuz için rahat rahat söyleyebilirsiniz bunu. Yani ben oradan geliyorsunuz, ondan dolayı oldu bu. Hayır, bu... Hayır, ben bunu yazdım ama sözcü... Hayır, ben de söylüyorum bunu. Yok, sözcüğe de yazılıyor bunlar. Bak, sözcü yaptık, Korku Poratal'la röportajı. Yok, yok. Varlık vergisi istiyor, ne oluyor kardeşim? Hayır, yok. Onu Korkut Poratal'ın röportajı sözcü de çıktı ayrıca. Geçen hafta Emre Deveci yaptı. O anda sıkıntı yok. Burada hayır. Burada sizin Hasan Öztürk'ün şeyine gelmeye gerek yok. Burada artık yani Hasan Öztürk'ün dediklerine gelmedik. Hadi şunu da dünya buraya ilerliyor. Bir dakika. Hasan Öztürk serbest piyasa gördü. Putun'un AKP bunu gördü. Boynuna bir ilmek takalım. Şimdi serbest piyasa Putun'un boynuna bir ilmek takalım. Takalım. Yıkalım. Tamam, onu da söyleyin. Ben her zaman söyledim. Evet. Ya bunu niye ben sizden öğreneyim? Ben bunu zaten çocukluğumdan beri söylüyorum. 47 yaşından 16 yaşından beri bunu söylüyorum zaten. Ama bugün gelinen noktada buraya doğru gidiyor iş zaten. Yani şimdi biz Amerika'da resesyona giriyormuş. Bak faizleri arttırıyorlar, biz indirdik vesaire. Yahu sen zaten şu anda uçurumu yaşıyorsun. Yani 30 liraya domatesi alan bir insan ona bakmaz. Enflasyon öyle bizim bölümümüz rakamlara bakmaz. O pazara gider, rakamı orada görür. Ve yaşayan yaşadığını görür. Yani o havada uçuşur o rakamlar. O yüzden açlık sınırını, yoksulluk sınırını anlayabilecek bakanlarımızın olması gerekiyor şu anda bizim. Anlamıyorlar ve açlık sınırı neymiş, siz yanlış gösteriyorsunuz diyebilecek kadar halktan kopmuş durumdalar. Mesele bu. Yanlarında Türk İş var, yanlarında DİSK var, yanlarında KESK var. Çıkacaklar TÜSİAD'la değil, esas olarak bunlarla bir oturup ilk önce konuşacak. TÜSİAD zaten zengin. TÜSİAD'da bir sıkıntı yok zaten. Onlar daha çok enflasyon olmasını isterler. Ya burada bir sıkıntı yok. Veya AKP'nin yarattığı zenginler de bunu ister. Esas olarak geniş emekçi yılları. AKP çok ilginç. Emeğin payı son 4 yılda %6.4 düştü. Çok net. 44'lerden 38'lere düştü. 37'lere düştü. Emeğin payının düşmesi demek zenginin daha çok zengin olması demek. Bu politikayı nasıl uyguladınız peki? 2018-2021 arasından bahsediyorum. Ay, bir de. Tamamla bir tur daha dönmek istiyorum. Çok az vakti kaldı. İsmini verdiğim için yayına bağlanmak istemişti ama kim? Ben ismini söylemeyeceğim şimdi. Söyle. Kim? Yok, senin de eski patronlarından birisi. Eski bir medya patronu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yüzüne başbakanken, efendim sizin döneminizde 5 kat 1'e 5 kazanıyoruz demişti. Ben ismini söylemiştim, yayına bağlanmak istemişti. Farkındayım, reyting darılsın diye. Yok, hayır canım. Burada bu sefer bağlanmasın ya. Yani. Peki. Evet, yani sonuçta üretime dayalı bir ekonomi modelini savunmak doğru. Ama üretime dayalı ekonomi modelini savunmakta geç kalınmış bir dönem olduğu için bir yılda bu işler olmaz. Bir 30-40 yıllık planlamanın ürünüdür. Peki. Onun için yani benim bana katılıyorsun yine bak. Ben iktidar değiştikten yani sonra da üretime dayalı bir ekonomi modeli geçmeli. Yani İYİ Parti CHP'de iktidarı kursa onlar bunu devam ettirmelidir, doğru.
kaldı mı? Ben de onu söylüyorum. Zaten bakın şunu söylüyorum. Yeni gelecek iktidar ki geleceğini ben tahmin ediyorum artık o gözüküyor. Yeni gelecek ben iktidar eğer üretime dayalı bir ekonomi modeli kurmazsa 6 ay sonra o omurdanmalar yine başlar. Evet. Yine o sıkıntı sürer. Yani ama ben kesinlikle muhalefetin artık gördüğünü 20 yıllık pratiğim ve o 20 yıllık pratikten de çıkardıklarını net görüyorum. Çünkü İyi Parti'yi de görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu bir ekonomi modelleri üzerinde bir ciddi bir tartışma var. Bu Babacan'a bağlı bir ekonomi modeli de değil. Babacan'da ne diyor? Öyle Babacan'da ya falan. Ben özelleştirmeyi çok savunuyorum. Fazla, onlar çok... devletçiliği savunuyor. Sizin kim verecek bize bu oyu? Bak size bir şey söyleyeyim mi? Babacan veya Davutoğlu'na takılmayın. Siz çok orada yüreğiniz yanmış durumda anlıyorum ama onlardan bir şey olmaz. Yani masaya hakim bir kuvvet ama değil o. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla. Ama öyle diyorsun ama... Uğur Bey'in genel başkanı Sayın Akşener diyor ki, biz Muharrem Sarıkaya, biz ne yaparsak yapalım muhafazakar kesimin bir bölümünde oy alamıyoruz. Çünkü oraya Erdoğan öyle bir duvar ördü ki, işte o iki parti, yani Davutoğlu ve Babacan oradan oy alabilir. Şimdi onun için destekliyorlar ama herhalde olmuyor. Yani. Olmuyor. Hayır, yani Cumhuriyet artık bakın, bu iş artık muhafazakarlıkla falan da değil. İlk önce ekmek... Sonra muhafazakarlığımız gelir. İnsanlar o durumda şu anda. Şimdi çok az vaktimiz kaldı. Bir üçer dakika bir de söz hakkı vermek istiyorum. Uğur Bey buyurun son yorumunuzu alayım. Çünkü biraz sonra yayını sonlandıracağım. Buyurun lütfen. Yani şimdi tabii programın bütünündeki karşılıklı nezaketli tutum için bütün konuklara teşekkür ediyorum. Başta da sizin moderasyonunuza teşekkür ediyorum. Sayın Öztürk'e Sayın Öztürk demem hep tebessümle karşılıklı Sayın Öztürk ama bir aramızda yaş var. İsmen hitap etmeyi tercih etmediğim için Sayın Öztürk diyorum. Eyvallah. Bir de buna klima alıştırmaya çalışıyorum. Yani özel sektörde çalışırken böyle bir zorunluluğumuz yok. Ama siyasette buna dilimizi alıştırmaya çalışıyoruz. Şimdi biraz önce de söylediğim gibi hepimiz burada farklı dünya görüşlerinden ama gerçekleri konuşmak için buradayız. Gerçekleri hepimizin farklı görüşleri olabilir ama gerçek tek. Dolayısıyla bu gerçek çerçevesinde biz bu milletin, bu vatandaşın alım gücünü, imkansızlıklarını ve zorluklarını hesap etmek zorundayız. Bugün Türkiye'de biraz önce not aldım. Şimdi evet bu ekonomik hamlelerle ya da iktidarın mevcut ekonomik planlamalarıyla ki 20 yıllık bir iktidardan bahsediyoruz. 20 yıllık iktidar son 3 yıldır kaybolan hayatlar var. Son 3 yıldır kapatılan dükkanlar var. Son 3 yıldır işten çıkarılan insanlar var. Son 3 yıldır evlat. Yani her şeyin ötesinde bir durum. Evlat. Evlatlarımızın ihtiyaçlarını karşılayamama konumuna gelen aileler var. Anneler, babalar. Aslında bizim siyasi motivasyonumuzun ve bugün iktidara yakın, iktidarı destekleyen herkesin de aslında iktidara bizim hesap sormamızdan daha net bir tutumla soracakları hesap şu. Evladının ihtiyaçlarına karşılık veremeyen anne babayı gözünüzü kapatacaksınız, onu hissedeceksiniz. Şimdi okullar açılıyor. Servis fiyatları belli. Akaryakıt artışından dolayı. Geçtiğimiz sene 6-7 liraydı. Şu an 27-28 lira. Akaryakıt fiyatları. Servislere yansıyacak. Kırtasiye masrafları, çocukların giyim kuşamı, okullardaki okul aile birliklerinin bağış talebi. Zorunlu yok. Yok olmayınca ne yapacak? Ya ben bir örnek vereyim. Aralık ayında bütçesi hazırlanmış bir kurum, Şubat ayında elektrik ve doğalgaz giderleri sebebiyle bir yıllık bütçesini Aralık, Ocak, Şubat'ta kullandı, bitirdi. Aralık, Ocak, Şubat ayındaki telefon, internet, elektrik, su, doğalgaz rakamı bir yıllık kendisine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yani Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen bütçe için söylüyorum. Tahmini bütçesi 3 ayda kullandı bir. Ya koskoca kurum yani kendi muhasebe birimi var bilmem ne var. O bir yıllık öngörüsünü 3 ayda tüketmiş. Tek başına vatandaş ne haddesin? Hadi kuruma ek bütçeyle finans sağlıyorsunuz. Vatandaşın hiçbir şansı yok. Burada 20 yıllık iktidarın sonunda ekonomik deney modelleri değil, önce vatandaşın zorunu ve vatandaşın güvenini kazanması gerekiyor. Son cümlenizi rica ediyorum sizden. O yüzden ben bugün Türkiye'deki en önemli krizin iktidarın şeyleri yapabilmesine ilişkin ve iktidarın
hükmetme, yönetme yetisine ilişkin vatandaşın güven krizi olduğunu düşünüyorum. Bu normal vatandaş, iş adamı, hatta uluslararası sermaye için de yeterli olduğunu düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Yaşar Bey, son değerlendirmenizi alayım lütfen. Şimdi biz Türkiye'de iktidarı denetleyen muhalefet olmasından sadece mutluluk duyarız. Keşke Türkiye'deki herkes gönül rahatlığıyla oy verebileceği seçeneklere sahip olsa ve iktidarın alternatifi olacak bir muhalif görüş, bir muhalif akıl ortaya çıksa bundan en çok biz mutluluk duyarız. Bundan niye mutluluk duymayalım? Ama Türkiye gerçekleri yerine küresel güç odaklarının görüşlerini Türkiye'ye dayatan yeni mandacılık rejimini ben şahsen muhalefet olarak görmüyorum. Hatta genel olarak değerlendirme de yapmış olmayayım. Bugün İyi Parti'nin yayınladığı videoda Nezihe Muhiddin'i hatırla derse bunu ben Türkiye'ye alternatif olarak görmem. Kadınlar Birliği'nden yolsuzluk sebebiyle atılıp af kanunuyla cezaevinden kurtulan 1929'da akıl hastanesinde ölen Nezihe Muhiddin'i hatırla diyorsa bir parti Türk gençliğini, ben onu Türkiye'nin Türkiye'ye yönetimine alternatif olarak görmem. Dinler insanların kişisel korkuların ürünüdür diyen Ahmet Rıza'yı Türkiye'ye, Türk gençliğine örnek olarak gösterirse ben bunu Türkiye'ye alternatif olarak görmem. Selanik'ten gelip darbe yapan darbeci sloganları var ya, parola vatan dedikten 3 yıl sonra kurşun atmadan 26 bin askerin silahlarını teslim edip Selanik'i kurşun atmadan teslim eden, parola vatan sloganıyla sembolize olan darbecileri hatırla derse ben şahsen bunu Türkiye için bir alternatif olarak görmem. Türkiye için gerçek alternatifleri her Türk vatandaşı gibi ben de şahsen görmek isterim. Bu en azından, ben AK Parti'nin kayıtlı üyesiyim. En azından bu benim de değerimi artıran bir seçenek olur Türkiye için. Türkiye'nin iktidar Türkiye'yi son 1,5 yıldan ibaret olarak görüyor dedi Aytunç Bey. Ben tam tersine muhalefetin 1,5 yıldan ibaret olarak gördüğünü düşünüyorum. Muhalefet Türkiye tablosunu bugünkü enstantane, bugünkü fotoğraf olarak görüyor ama bu 20 yıllık bir hikaye. Bu 20 yıllık hikayenin bir parçası olarak vatandaş algılıyor. Ekonomik göstergelerin siyasi davranış biçimleriyle ilişkisi konusunda da ben şu değerlendirmemi ifade edeyim. Bu anlamda da iktidar siyasal pratik açısından son derece değerli bir tercihte de bulundu. Seçmen davranışlarıyla ilişkili olan temel ekonomik parametre büyümedir. Türkiye enflasyonist ortamlarda seçimlere girdi. İktidar partisi yüksek enflasyonlarla seçim kazandı. Ama Türkiye'nin büyümesinin durduğu dönemlerde iktidar partisi hiçbir zaman büyüyemedi. AK Parti'nin 20 yıllık siyasi hayatında bir seçimde oyları %5 gerilemiş, bir seçimde sabit kalmış oyları. Oylarının %5 düştüğü seçimlerde Türkiye %5 küçülmüş, oylarının sabit kaldığı seçimlerde de büyüme sıfır düzeyinde olmuş. Yani seçmenin siyasal davranışlarıyla ekonomi arasında bir ilişkiden söz edeceksek daha ilişkili kavram büyüme. Ekonomik büyüme kavramıdır. Ve bu bağlamda da Türkiye'nin büyümeyi ayakta tutan, büyümeyi önceleyen politikalarının hem Türkiye açısından hem siyaset açısından çok en doğru tercih olduğunu düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Hasan, son değerlendirmeni alayım lütfen. Şimdi 20 yıllık iktidardan söz ediyoruz ya ve geç kalındı ifadesi de kullanıldı. Buraya da not aldım. Klasik cümle, şeytan taşlamaktan tavaf etmeye fırsat bulabildiler mi ki diye bir cümle yazdım. Ve 27 Nisan 2007 Ey Muhtıra diye başladım. Alt alta sıralayabiliriz bir sürü badireler. 2008'de kapatma davasına maruz bırakılmış bir iktidar, o dönem açısından söylüyorum. Sonrasında tek başına muhalefet eden ve bütün yasaları geri çevirip tekrar tekrar mecliste o yasaların görüşülmesine neden olan Ahmet Necdet Sezer'in muhalefetini de hatırlatıyorum. Yani unutanlar açısından. Burada MİT krizini, en son 15 Temmuz'u falan da hatırlatmıyorum bile. Yani pişmiş tavuğun başına gelmeyecek hadiselerin de başına geldiğini hükümetin hatırlatmak istiyorum. En son burada hem fikiriz sanırım. Yani bu dönemde dar gelirlerin ve dezavantajlı grupların desteklenmesi gerektiğini söylüyorum ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın pazartesi günü açıkladığı 251
milyar TL'lik o paketin iki tanesini söyleyip bitiriyorum. Doğalgazda %80 sübvanse. Biraz önce çünkü konusu oldu. Şu anda devlet doğalgaz fiyatlarında %80 sübvanse yapıyor. Elektrikte vergi indirimi yapıyor. 850 bin esnafın içinde vergi istisnası yapmıştı. Bunların da göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, zor bir dönemden geçiyoruz. Fakat şu var, 20 yıllık iktidar döneminde AK Parti'nin onca badireye rağmen de Türkiye'nin hem demokratikleşme, hem dünyaya açılması, hem de milli gelir dahil yükseltmesi konusunda bir başarısının olduğunu da herhalde bu millet takdir eder. Ne dersin? Ya eder şimdi mi? 2007, 2008, 2013, 2016 arasına baktığımız zaman 2007 ile 2013 arasında Türk ordusunu, Türkiye'nin aydınlarını, Cumhuriyet'in birikimine karşı Adalet Kalkınma Partisi ile Fethullah Gülen hareketi dedikleri o zaman Fethullah'ın, FETÖ'nün beraber ortak operasyonlarını da yaşadık. Altılı masa birinci, o güne geri döneceğini vaat ediyor. Ya bırak, bir dakika şimdi ben son 13 dakikada toparlayayım. Bizim altılı masa ben ne diyor bilmiyorum. Bu konuda ben değil, ben gazeteci olarak tespitimi yapıyorum. Masanın özgürlüğü tespitlerle karşılıyor. Tespit yapalım da onu düşünüyor. Şu anda Fethullah'la mücadeleden kimse geri dönmez, dönemez. Öyle bir kaygı yok. Olamaz da. İşte 2010 anayasa rejimine döneceğini vaat ediyor. 2007'de, 2008'de teğet geçti dedi Cumhurbaşkanı, Başbakan Erdoğan. El ufak dokunmadı dedi. 2010'larda, 11'lerde hiç sorun yoktu. Bu badireler atlattık vesaire. Gezi olaylarında bile doların artmadığını, ne kadar ufacık oynadığını da gördük. Hayır, rakamlar anlamda doların nasıl oynadığını, dövizin böyle büyük artmadığını da gördük. Döviz ne zaman arttı? Hani milli gelir oynaması ne zaman oynadı? Naci Abal, Lütfü Elvan, değişimler tak 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 oynadı. Yani hayır, bu kendi hayır, ayağına kurşun sıkma hayır, bu. Ağustos bu, 2018'i hatırlatması ama gerekiyor. Ama bu 2007. Yani Naci Abal daha yeni. Hayır. 2007 ile 2016 arasında hani siz, Türkiye'deki tarım, tarım topraklarının %12'sinin kullanılamaz hale gelmesinin sorumlusu ekonomi değil ki. Hani baskı, ne diyorlar ona, darbeciler, askeri vesaireciler falan değil ki. Tarım toprağını sen kaybetmişsin. İthalatçı ekonomiyi savunmuşsun. Yani Türkiye'yi bir pazar haline getirme süreci yaşamışsın tam anlamıyla. Şimdi bunların sorumlusu sen değilsin ki, şey değil ki, askeri vesayet tırnak içinde vesaire, ben tırnak içinde söylüyorum onu. Ayrıca senin rahmetli büyük anıtı zırhlı aracı da sen verdin 2007'deki askeri vesayeti, onu da hatırlatarak bitireyim ben. Yani o anlamda bir sorun yok. Bir, Zekeriya Öz'e zırhlı araç verildi. İki, Yaşar Büyükanıt'a zırhlı araç verildi E-Muhtıra'yı yazmasına rağmen. Bunları da unutmayalım.